محمد سيد الكونين والثقالين الفريقين من عرب ومن عجم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم دعمت دعة النصر <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Sallallahu teala ala, ala seyidina Mevlana Muhammedin ala alihi ve ala ali ve sahbi ecmaîn. Hadis-i şerif Müsnedül Bezzar'da. İmam Bezzar'ı duymuş musunuz? İmam Bezzar diye büyük bir muhaddis var. Çok büyük bir muhaddis. Onun El Bahru Zekhar diye çok büyük bir eseri var. Onda binlerce hadis-i şerif var. Yani, e, bu şimdi okuyacağım hadis-i şerif çok ilginç bir hadis-i şerif. İlk gördüm. İlk gördüm. E, hadis rakamı 2655, 7. cildin 97. sayfasında. Var mı sizde bu kitap? Yok. Olsa anlar mısınız? Anlamayız. O zaman dinleyin. Ya beni dinleyeceksin ya başkasını bulacaksın dinleyeceksin. Ya da gideceksin, hadisi alacaksın. Gel hoca efendi bana bu hadisi anlat. Bir hoca anlatacak yani. Başka çareniz var mı? Ya da tercüme bir eserde varsa tercüme okuyacaksınız. Ne yapabilirsiniz? Böyle bana mecbur kaldınız işte. Arapça öğrenseydiniz siz de medresede. Şimdi bana muhtaç kalmazdınız. Niye bana muhtaç kaldınız? Neyse herkes hoca olamaz, herkes doktor olamaz, herkes kalfa olamaz. Değil mi şimdi? Herkes kalfa olsa Murat Kalfa ne iş yapacak? Ondan sonra ve kalfa da lazım. Her işin ehliyle iş yapacağız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Rivayet geliyor işte bak İmam Bezzar'dan arasında kaç var? Dikkatini çekerim. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bu hadisi dinleyen kim? Muazzeb-i Cebel oldu. Sahabenin en geleni. Şimdi Muazzeb-i Cebel'i tanırsınız. Ondan gerisini tanıdığınızı hiç zannetmiyorum. Şimdi Be İmam Bezzar diyor ki bana hadise Sena Selametü Şebib Seleme Tübnü Şebib Hazretleri, büyük muhaddis, İmam Bezzar'ın şeyhi. Bana o söyledi. Kal ekberana Gıstamu ibn-i Halid'in il Ve Harran ta o zaman var. <laughs> Harran çok eski biliyorsunuz. Urfan Harran. Harranlıymış bu zat. Bistamu ibn Halid Hazretleri bana rivat ediyor. O da diyor ki ekberana Nasr ibn-i Abdül Ebu'l Fethi. Nasr ibn-i Abdül Ebu'l Fethi Hazretleri. Bunlar hepsi büyük muhaddis. Geri gidiyoruz şimdi. Sahabeye yaklaşıyoruz. O diyor Ansevr ibn-i Yezide. Sevri Yezid büyüklerden de müştehitlerden yani. O bana naklet. O diyor an Halid ibn Madane. Halid ibn Madan tabiinin ulularından. Benim bazı kitaplarımda adı geçer. Şaban Şerif ile ilgili geceleri mübarek gecelerde camilerde ibadet için toplanmanın meşru olduğunu buzat söylemiştir, beyan etmiştir yani. Halid ibn Madan radıyallahu teala çok büyük veli. O da diyor ki an Muaz Cebel ben de Muaz Cebel'den duydum diyor. Şimdi burada bir sakatlık girme ihtimali var mı? İmam-ı Bezler bunu kendi el yazısıyla yazmış mı? Yazmış. Zaten el yazısıyla maktul. Yani yazmalardan bunlar basılıyor. Kendi el yazısıyla. Karbon testi, korbon mu karbon mu test yapıyorsun. Zaten kağıdının şeyinden çıkıyor kaç yüz senelik. Bunu sonradan uydurulma ihtimali var mı? Yani? İmam-ı Bezler zaten büyük maddes. Kendi el yazısı bu ya. E daha ne? Bunu ben dün gece rüyamda görmüyorum ki ya. Hadis olsun. Şimdi çok acayip bir şey. Kale Muazim Cebel radıyallahu anh dedi. İnşallah bir Ürdün ziyaretleri yapmak istiyorum. Ürdün'de Muazim Cebel. Mis kokuyor kabri şerifi. Ta onda şehit oldu. Oğlu da yanında yatıyor. O da büyük şehit. Efendim. Muazim Cebel orada. Ebu Ubeyde bin Cerrah orada. Radıyallahu teala. Ondan sonra e, Zeyd Zeyd Hazreti Zeyd bin Harise orada. Abdullah bin Ravaha orada. Mu'te'de. Ondan sonra Caferi Tayyar orada. Hep şeydir. Muaz Muazim Cebel özel bir sahabedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya Muazim ben seni seviyorum ey Muaz a. dediği bir sahabedir. Ve Yemen'e gönderirken de ey Muaz beni daha göremeyeceksin. Dönünce mescidime uğrarsın, kabrimi ziyaret edersin. Beni göremeyeceksin demiştir ona. Ve onu uğurlarken bayağı refakat etmiştir. Ona yolda uğurlama yapmıştır yani. Medine-i Yemen'e kadı ve fakir olarak göndermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği gece de uykudan uyandırılmıştır. Ona nida gelmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sekeratı mefte ne kadar sancı çekiyor. Ey Muaz sen ne yapıyorsun diye bir ses duydu. Kalktı bas bas bağırıyor. Ne oldu ne oldu? Cep telefonu yok, mesajı yok, telgraf yok. Bak daha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmeden işte sevgi budur. Hakiki seversen onun çektiği acı sen de hissedersin. Ve sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde ertesi gecede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. E, daha hemen defnedilmedi. Birkaç gün bekledi ya. Resulullah vefat etti. E, kefeninde bekliyor. Sen neredesin ey Muazzam? Kalkıp hemen yola vurdu. Ama tabii Yemenlere, Medine'lere tabii. Cenazeye yetişemedi. Ama işte buyurdu ya. Yani o kadar seviyordu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu, o onu, onu o kadar seviyordu ki sancılarında gece yatakta yatamadı. Resulullah'ın çektiğini hissetti. Aynen yani. Muazib bin Cebel. Büyük bir sahabe. Radiyallahu Teala. Misli yok sahabede. Helalı haramı en iyi bilen sahabe fakih odur diyor. Ama gencecik vefat etti. Şehit oldu. Bilmiyorum kaç yaşında hocam bir ben 30 küsür. Ya yani Muazib bin Cebel zannediyorsun. 80 90 değil ya. Muazib bin Cebel ben yani bir bakın yine bana söyleyin vefatı çok şehit oldu. Şimdi bu hadis-i şerifi dikkat Kur'an'ın bereketi. Men minkum min el-leyl. Sizden her kim gece teheccüd namazı kılacaksa evde kalkıyoruz, kılıyoruz. Odalarımız fazlaysa yalnız bir oda olsa böyle namaz için falan küçük bir şey bir bölme çok iyi olur. Yani çünkü hanım yatıyor, bazı kere o kalkmıyor, sen ses yaparsın, onu rahatsız ediyorsun falan falan ama tabii küçük evlerde imkan yok. Kaç? 38 yaşında vefat etmiş. Muaz Cebel radıyallahu anh. ben oldum 55 yaşında. Boşuna fuzuli yaşayan bir adam görmek isterseniz karşınızda duruyor. 38 yaşında bütün dini İslam'ın meselelerini fıkıhla çözdü yani. Ne kadar hem gaza, hem cihat, hem şehitlik, hem ilim, hem fıkıh, hem sohbet. Resulullah'ın sohbet sallallahu aleyhi ve sellem. sevgisini kazanmış yani. Nerede yetişilecek sahabeye? etnasına yetişemez. Şimdi gece namaz kılan ne yapsın? Feliye bir <laughs> bikrati sesli okusun. Hani ben bunu size evvelce de bir kısa hadisleri var. Hurşit efendi anlatırdım. Gece gelip mescide sesli sesli ve duhayı bilirdi böyle çok ilmi bir şey yoktu ama bu halemde şa okurdu yani güzel. İdare ederdi yani. Ne yapsın adamcağız? Kaç yaşındaydı o zaman? 70-80 yaşına. Ama ağlamak, ağlamak, ağlamak. Namazın tadısı o. Kimseyi de olduğunu bilmez. Üst kattan gizli kalırsan camide gece karanlıkta gelir, girer. O kimse yok diye sesle okurdu. Bir de melekler uyarlar. Hadis-i şerifi var ya. feynel melakete tü salli salati Melekler onun namazıyla beraber cemaat olurlar, kılarlar diyor. Sana da oluyor. Evlerde hususi bekliyorlar melekler. Teheccüd kılan var mı? var mı? diye. sesli okuyun diyor. Sesle okuyun derken bas bas bağırmayın. Uyuyan var. Çocuk uyur. Hanımın uyur. Yani insanları yani kendin duyacak kadar ama baktın ki durum müsait, yayladasın falan. Sesli de okuyabiliyorsun Bağır Zarar yok, fayda var. Ama insanlar rahatsız etme durumunda o kadar sesi yükseltmemek lazım. Ama sesli okuyun diyor. Bu teheccüd namazında sesli okuma sünnetini hiç yapmıyoruz yani. Çok bağırmayın. Şimdi Hazreti Ebubekir Efendimiz biraz kısık okur. Hazreti Ömer Efendimiz bağırarak okur. Teheccüd'den. Hazreti Bilal miydi? O da bir ayet oradan okuyor, bir atlıyor öbür sureden bir ayet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Ne yapıyorsunuz ya de? Ya Bağbekir ne yapıyorsun? Dedi ki Rabbime duyurtuyorum nasıl olsa. Çok sesli bağırma halicim yok dedi. ile. Maşallah. Dedi. Hazreti Ömer Efendimiz'e de dedi. Ne bağırıyorsun bu kadar ya? Dedi. Hatırlatıyor şeytan. Şeytanı kovalıyorum dedi. Maşallah. Hz. Bilal'e dedi, ne oradan bir ayet, buradan bir ayet, sureleri kattın birbirine dedi ya. Dedi ya Rıza, tayyibe bit tayyib. o mübarek, bu mübarek, karıştırıyorum birbirine dedi. Maşallah, küllüküm kat hepiniz isabet ettiniz. Şimdi işte istihatlar buradan çıkıyor, anladın mı? Müştehit, öyle diyor, öyle diyor, aynı meselede üç tane şey olur mu? Oluyor işte bak. Tasdik etti, hepiniz isabet. ettiniz. Oğuz Efendi maneviyatı yüksek bir adamdı. Bizim manevi babamızdı yani. Hem Ahret kardeşim. Mustafa Birinci hocamıza gittim işte bu hafta ziyarete. O da ahiret kardeşimiz. Helvacı Raşid Efendi, Raşid Efendi, Darenteli, ahiret kardeşimiz. Kemal Efendi, ondan sonra Hızır Efendi, Rahmetullahi Aleyh. Efendim bunlar on kişiydik yani Veli Efendi bunları. Bize dedi ki aşere sonra bir iki taneyi mübarek hazletti. Bu şey saydıklarımdan değil. Şu anda ismini vermediklerimden artık 7'ye mi düştük ne oldu falan işte. Evvela Hüsnü Efendi 85'te vefat etti. Ama Mevla'yı görür gibi ibadet eden adam arıyor musun? Ben gördüm. Ben gördüm yani. Efendisi de onu ok, o kadar severdi işte sever. İlmi yoktu, ümmiydi ama. Ey Allah'ın melekleri saf saf olun uyun bana derdi. Allah-u Ekber tamam. teheccüde dururdu. Kimse yok. Ama bir ağlamak. İstersen reisül kurra ol. Bir rekat da hatmet. Ağlama var mı kardeşim? gram yaş çıkmıyor. Ne yapayım? Ne yapayım? Bir hurşit efendi olamazsın işte. Bu şafızlıkla hocalıkla da olsaydı bütün hafızlar şimdi meşayih olurdu ya yani. Öyle bir şey yok. İlla amel, illa ihlas. Bir şey okurken yanlış bazen okurdu. Hamid Efendi vardı, Ardeşen'de. Büyük alim, evliya. Ben vefatından evvel Rasulü Hoca götürdü, beni iraçladım ama felciydi hiç konuşamıyordu. Vefatına yakındı ama dili devamlı zikirdi. Devamlı dil zikirdi. Hiç konuşamıyordu. Hamid Efendi, büyük alim beni. Bizim Efendi Hazretleri'nin hocası Hacı Dursun Efendi'den gidip gelirken Efendi de tanıyor onu yani. Bir de oğlu vardı Ahmet Efendi. Yani o da mescitte oluyor. Hurşit Efendi bir şeyler anlatmaya başladı. O da camide yani. E tabi biraz kırıyor, döküyor yani şey olarak. Çok talim, teşvidi yok. Ümmilik var. Allah'a sığınıyor. Resul Hoca var. Vücut amca, sakallı alim, allame adam. E şimdi o konuşmuyor tabi. O kısa konuşuyor. Diyor ki şimdi diyor, size diyor, e, İstanbul'dan gelen büyük hocamız, Hulusi Efendi hocamız konuşacak diyor falan. E şimdi Hulusi Efendi diyor, mübarek adam. Benim bir ayetim var, bir adesim var. Ben hoca değilim. Ya niye böyle diyorsun? Biz sana hoca dedik. Millete bir şey anlatacaksın sen niye? Benim bir ayetim var, bir adetim var. O ayeti de yarım okur yani. Fette kadar okur, öbürü de yavlez ne İki ayetin. Ama adam iki ayetin de yarım okuyarak, birini de üçte bir okuyarak namaza başlattığı, sakal bırak bıraktırdığı, sarık sardırdığı, zikret başlattığı adamın sayısı yok. İhlas böyle bir meseledir. Yani. Ondan sonra Hamid Efendi de gel. Kuyruk oldu Musafa. Bütün millet elini öpmeye vardı. O zaten tevazulu adam idi. Öyle. Zaten ağlar ağlar ağlar. Ondan sonra Hamid Efendi gel. O da onun elini öpünce millet şey şok oldu. Bu sefer dediler kenara geçti. Hoca Efendi ne var? Bu adam alim değil cahildir dediler. E, ben anlamadım mı dedi onun ayet okurken yanlış <laughs> okuduğunu. İhlasından öptüm elini evladım. İhlasından öptüm. Yani eli öpülecek adamlar çok azaldı ya. Çünkü de İhlas yok. Bereket yok, şuur yok, ruh yok. Bizim talebeliğimiz, gençliğimiz, biz ne adamlar gördük ya. Ceryan çarpmıştan beter olurdu. Bir feyiz gelirdi böyle var ya. Samimi söylüyorum böyle olur. Herkes çarpılırdı. Bir Hacı Sadı Efendi, bir şu Efendi, bir bu. Efendi Hazırı zaten. <laughs> Ama ya Rabbi ya. Hep yanında olduğumuz için. Hep onun yanına alimler gelir, veliler gelir. Bir feyiz, bir feyiz, bir feyiz. Bir zuhurat. Bir manalar verir ayetlere, bir tefsirlere. Bu. Nereden geldi bu ilim ya bu mübarek? Gözü görmez, kitaba bakamaz. Efendi tabii hepsini zamanda ezberlemiş. Ayrı dava... Ama şimdi ara bakalım. Hangi dergaha gitsen, hangi tekkeye gitsen, az daha Mekke'ye gitsen bile zor bulacak hale geldik. Zor bulacak hale geldik. Ben çok üzülüyorum. Su çekildikçe çekiliyor. Ben kuruyorum yani. Etrafım da kuruyor. Ve ben az daha nefesim kesilecek. Boğulacağım yani. Toplumun, etrafımın, yani ne bileyim sarık cübbe yetmiyor. Şalvar cübbe yetmiyor. Maneviyat lazım geliyor kardeşim. Allah için iş yapan icap ediyor. İhlas için iş yapan, ihlasla iş yapan gerekiyor. Ben vekilim, ben kefilim, ben şuyum, ben buyum, benim kursum, benim, bilmiyorum. Allah hepsini mübarek eylesin. Ama Allah hayır versin hepsine. Hepsi kardeşlerimiz. Ama ben o geçmişte takıldım kaldım. Ben o tadı arıyorum. Sudan çıkmış balığa döndüm çırpınıyorum yani ben. Hakikaten bu dünyada bu bu ortamda bu cevde çok yaşamak da insanın istesinmesi gelmiyor. Yani uzun yaşama duası yapacakken, yaparken de e acaba demeye başladık. Yok. Tat yok ya. Tat yok ya. Ya ne insanlardılar, ne insan. Maddi manevi, malıyla canıyla. Allah yolunda çıkar emri bir var. Hiçbir gösteriş yok. Hiçbir. Beklenti yok bir şey. Cık. Bereket büyüklerde kaldı işte. Şimdi bir şey. Süfâhul <laughs> ahlâ. Hudesâhul est. Hadi şerifte Yaşları genç, akılları kıt buyuruyor. Bir millet türecek. Türedi işte. Efendim sonra sen hemen sonra türedi. Haricilerle başladım. E tabi şimdi onlar sapık. Ehli sünnet dışı. Bizim tabi hep ehli sünnet. Civarımızda ehli bitat insanlarla tanışmıyorum zaten. Ama yani yaşın verdiği, gençliğin verdiği ne bileyim işte bir havalar, bir hareketler pek dervişliğe, tevazu'a, yani tasavvufa yakışmayan şeylerle karşı karşıya kaldık yani. Onun için Allah Teala yine büyüklerin bereketini üzerimizde daim eylesin. Bereketimizi ziyade eylesin. Ne yapalım? Bereketimizin artması için dua edeceğiz. Başka çaremiz kalmıyor. Vaktimiz var, bereketi yok. Paramız var, bereketi yok. Arkadaşımız var, bereketi yok. Her bir şeyimiz var, bereketi yok. İmkanlarımız bin kat arttı, bereketi yok. Yok bereket. Bu neyle gelecek? Yine duadan başka da çaremiz yok tabii. Helal lokma bir de dua. İki şey. Anahtarın iki dişi var. Ekül helal, sıdkül mekâ. Et dua sema. Dua göğün anahtarıdır. Tak açar. Hz. Ali Efendimiz'e sordular. Gök arasında ne kadar mesafe var? O da zannediyor ki kaç bin senelik mesafe diyecek. Davetin müstecabı. Kabul olunmuş bir dua kadar mesafe var. dedi. Kabul olunduğu anda ne oluyor? Gök kapıları açılıyor. Ha, ha, uzay mekikleri bilmem neleri. Uğraşta dur. Bir müstecap dua. Kambur bir veli, adam koy koymazsın. Tak göğe çıktı. Gökler arasında ne var dediler. Ya kem beynes semaveler. Dedi dağıtı i Kabul olunmuş bir dua var. Allah Allah. Şaşırdı kaldılar. Hazreti Ali cevabına. Dediler doğu ile batı arasında ne kadar mesafe var. Zannettiler ki işte. Kaç ayda atlı gidersin. Diyecek dedi ki Mesih-i e Şems güne, Güneşin bir günlük mesafesi var. <laughs> güneş sabah nereden doğuyor? Akşam nerede batıyor? Güneş bir günde dolanıyor görüyor musun? Doğudan batıya ne kadar var. Bir günlük güneş var. Güneş yolu var. Onun için allah Teala gözümüzün önünde ayetlerini sermiş yani. Gözümüzün önünde. Bir kabul dua ile gök kabulunu açtırabiliriz. Ama duanın iki anahtar gök, göğün anahtarıdır kapıyı açar İki tane dişi var eklül halasut bana. bir doğru konuşacaksın hiç yalan konuşmayacaksın yalan konuşan adamın duası kabul olmuyor dürüst olacaksın bir doğru konuşacak bir de helal yiyecek bu haram yedi mi motor tekler araba tekler benzin tıkatır adam işte de, şeyliyse bozuksa karışık kuruşuksa tek araba böyle onun için bir helal yemeğe çok özen gösterin. Bir de doğru konuşmak. Ondan sonra duan tuta mutlaka tutacak. Şimdi sizin biriniz gece namazı kılarsa sesli okusun. Feynel melake tusalli bu salat. Namaz melekler ona uyar namaz kılarlar ve tesmiülü kıraati kıraatını dinlerler. Yani sen okumanı. İnşallah da yanlış okumazsın. <laughs> melekler yanlışını da anlarlar tabii ki. Yani inşallah da doğru olsun. Biraz da talim, tecvid. Böyle çok bilmediğin yerleri de okuma. yani. Biraz ağzını düzelttiğin yerleri oku. Çünkü bu namazda kıraat yapıyorsun yani bu şimdi. Şey. Ben anamdan böyle öğrendim. Olmaz. Yani ben çok ezberim var ama karışık kuruşuk olmaz. Bir talim, tecvid usulü bir hoca efendi e, dinlet. E yani bundan namaz olur denirse onu oku yani. O, o onayı almadığını da namazda falan okuma. Yani kurtaracak kadar da hafızı kurra gibi okuyacaksın demiyoruz. Kurtaracak kadar bir talim tecvid al. Mutlaka. Melekler dinlerler. Ve inne müminil cinnillezine ne filava. Havada bulunan mümin cinler var. Hadis-i şerif okuyorum. Müstedi Bezzar'dan. Havada işte, mesela. Havada, ortalıkta, bahçede. Işte. Mümin cinler havada. Ve cirâne ma'u. Bir de onunla beraber komşusu olanlar var. Fi meskeni evinde. Hadislerde bunlara on der deniyor. Evi mamur edenler. Siz kaç kişisiniz evde? Biz beş nüfusuz. Sen öyle zannet. Bayağı bir nüfus var evde. Yine asan yere düşmüyor da <laughs> sen kimse yok diye şalvarı malvarı çıkarıp dümdüz geziyorsun yani. Bayağı bir gören var yani. Zaten halaya girerken bile Bismillahirrahmanirrahim dersen Cinler göremiyor. Yoksa görüyorlar böyle dalga geçiyorlar seninle. Birbirine gülüyorlar. Ha şuna bak, şuna sana bak. Rezilliğe bak. Onun için dua kitabı çok önemli. Bu son iki cildi bitiriyorum. Bütün bunlar öyle. Hala girerken şu okunur demiştim, geçmiştim. Şimdi niye bu okunur? Okunmazsa ne olur? Öyle deştim ki. Şu andaki bir cilt dua kitabı şu anda dört cilt oluyor. O kadar ilim doldurdum ben. Bitirdim, bitiriyorum. Birinci cildi bitirdim, ikinciyi bitiriyorum şimdi İnşallah. Ama tabii dört cilt yayıldı içine. Çünkü ilave, ilim, ilim, ilim. Hadisi yaz, geç. Olmuyor. Fıkhını koyacağız, ilmini koyacağız. Onun için cinler dolu. Mümin cinler havada duruyor. Yani havada duranları var. Bir de evde komşuları var. Bizim ke yani kendi evimizde herkesin kendi sakinleri var. Senin evde attığın kemiklen beslenen var şundan yiyen var, bundan geçinen var. Herkes rızkının peşinde. Yusallûne bi salâti. Onlar da namaza uyuyor. Sade melekler değil. Çünkü öbür hadiste de diyor. Feinnel melâket ve ammâr. Ali babamız bu hadisi Fatiha'nın Elif Lâmbim'in kenarına yazmış. Yani hadisi kendi el yazısı da var bizde. Melekler ve evde bulunan diğer canlılar yani cinleri söylüyor. Ummar deniyor amir. Yani orayı mamur ediyor yani. Bulunduğun zaman bir yeri sen şimdi bu evde kimse yoksa Ev ne oluyor? Kokuyor, ediyor ve bakımsız kalıyor, harap oluyor. Orayı mamur ediyorsun. Sen bir eve açtığın zaman ne oluyor? 10 gün bir yere gidiyorsun, geliyorsun. Camları aç, şunu aç, buna. bir hava alır mı? Ev boş kalmış. Onun için o, evi mamur eden yani ya sen insan olarak ev bir yeri mamur edersin ya melekler orayı mamur ediyor ya da cinler var orada. Bizim bildiğimiz mahlukat şu anda bunlar. Geri kalan kedi köpek köpekte koyduysan onu bilmem. Kedi müsaitti. Kediye izin var, köpeğe izin yok. İçeriye koyma. Ondan sonra o cinler de onun namazına uyuyorlar. Ve istemeyle onun kıraatını dinliyorlar. Onlar da onu okumasın diyor. Şimdi bu gece Yasin okudun. Tebari, hoca ve sen de öyle bir sohbet yapıyorsun ki zaten Yasin okuma vakit kalmadı diyorsunuz. Devam edeceğiz yani kısaltıyoruz. Kıraatını dinlerler. Ve inne ule yatrudu Şimdi niye sesli okusun diyor. Şimdi sessiz hep namazı sessiz kılarız da. İmam değilsek. Niye sesli? Ben tek başına kılıyorum. Sen tek başına kılarken sesli oku diyor zaten. Bunu yaparsan diyor, o kıraatı cehri yapanca, sesle okunca, ...Andari kendi evinden... ...ve anit durilleti, ve anit durilleti, bir de etraftaki evler var. Şimdi sağ komşu var, sol komşu var. <laughs> Allah! Bizim sağda bir komşu var, aman Evi işte. Ondan sonra... Neyse onu ne okusan zor yani de. Efendim kendi evindeki diyor, bir de diyor etrafındaki diyor evlerden diyor füssakal cin fasık cinleri bak mümin cinler senden namaza duruyor fasık cinleri sesli okunca kovuyor diyor. Ve meradete şeyhatın bir de azgın şeytanlar var ya Ramazan'da bağlanan nerede? Merit müfredinde merit der Kur'an. Şeytanın merit. Merit inatçı, ifrit. İnatçı azgın şeytanlarla fasık cinlerin fasıklarını, pislerini yani insanlara musallat olanlarını, kötülük yapma niyetli olanlarını sesli okuyunca kovuyor diyor. Şimdi teheccüde kalktın, bir işte şey okuyorsun. şey inna hatayla okuyorsun, İşte kulü Allah ne okuyorsan biraz sesli okuyorsun. Ama tabii insanları uyandırmayacak kadar. Ama ev boş müsait biraz daha sesini yükseltebilirsin. En azından kendi duyacağın kadar. Yani tabii insanların uyuduğu odada kılma. Kılmasan daha iyi. Yani odan varsa boş odada kıl ki insanlara da eziyet etmeyelim. Sesli okunca hem kendi evinden hem etraftaki evlerden. Yani bir teheccüd kılanın bir apartmana faydası var ya. Fasık cinleri ve azgın şeytanları tard eder diyor. Ve innel beytele zükrav fiil Kur'an içinde gece teheccüd namazında Kur'an okunuyorsa bir evin diyor aleyh min nur <laughs> üzerine nurdan Allah bir çadır gönderiyor diyor. Hiç ben bu hadisi ilk görüyorum. Nurdan bir çadır geliyor. Çadır deyince sizin Kızıl çadırı değil yani mübarek adam. Manevi bir çadır. Nurdan. Parayla pul alamazsın. Dünyada da öyle bir şey yok. Hiçbir uzay üstünde. Nurdan bir çadır indirir. Yak dedi bir el sema. Niye o çadır indiriyor biliyor musun? Şimdi İstanbul'da büyük bir kota yüz binlerce ev var. O çadırı gökteki meleklere bu evde Kur'an okunuyor diye göstermek için indiriyor. Gök ehli diyor onlara uyar. Kemal tedune bil kevke bir dürri fi lücecil bihar ve fil arzıl kafır. Sen diyor boş araziye, sahraya, çöle çıksa şu anda bir insan yıldızlar yere inmiş gibi gözükür ha. Hiç ışıksız bir yere ben böyle yollarda kaldım durdum. Kayseri Emine gidiyorduk bir gece çektik yanarı ama hiç ışık yok. Hiç arabanın ışığını kapatınca bir ışık yok dünyada. Ya bir baktım lan bu gökte ne kadar yıldız varmış da bizim haberimiz yok. Görül mü? O kota gördü. Öyle, öyle, bir geceydi. Demek ki şeyde uygun. Çünkü yıld, mehtaplı gecede çok yıldızlarda gözükmüyor. Demek öyle bir geceye denk geldik. Karanlıkydı. Nasıl? Şimdi Mevla diyor, içinde Kur'an okunan evin üzerine nurdan çadırız kuşattırır ki diyor. İnsanlar diyor, denizin dalgalarına kalsalar, gemide gemiler fırtınada neye bakarak yol buluyorlar? Yıldızlara. Veyahut boş arazide ortada kaldık. Bizim bilmiyoruz ki. İstanbul çocuğu olduğumuz için bu yıldız ne? Bu kutup yıldızı mı, öbürü ne var işte bir yedili var. Bir, bir Büyük ayı, küçük ayı bir şeyler var. Rahmetli kaptan abi gemi kaptanı olduğu için uluslararası o çok bilirdi. Divada kaldık bir ara efendiyle. Keşir yazıyorduk. E gece orada da karanlık. Mübarek kaptan abi desen Fatih'in yollarından iyi tarif ediyor ya. Bütün yıldızları anlattı şu şu bu bu. Şimdi yolun Çünkü ayette diyor ve bir necmihümiyette diyor. Onlar yollarını yıldızla buluyorlar. Çünkü eskiden bu şimdiki gibi şey yok. Sen cep telefonu bilmem ne. Güney demiz, kuzey demiz. Öyle yok. Yıldızla yol buluyor. Nasıl ki dünya ehli dalgalı denizlerde ve bu ıı, sahralarda çöllerde yıldıza bakarak gideceği yerin yolunu, istikametini tabi oluyorlarsa gökteki melekler de nereye dua edecekler, feyiz yağdıracaklar, rahmet indirecekler. O nurdan çadır varsa evin üstünde o yıldız gibi. Onlara da burası nurdan gözüküyor. Dünya karanlık. Nerede Kur'an okunuyor? Oraya aydınlık. Hemen o eve uyuyorlar. Ne demek uyuyorlar? İstikamet ve yön tespiti yapıyorlar. Nereye feyiz yağdıracağız? Oraya. Çünkü üzerinde nurdan çadır var. Feyza mate sahibul Kur'an. Her gece teheccüde kalkıp veya mübarek gecelerde her gece olmuşsa hasta olur, şu olur, Mevla görüyor. Sağlığında yaptığını hastayken de yazar. O ayrı dava. Ama Kur'an sahibi ne demek? Her gece Kur'an'dan bir virdi var. Bir okuduklar, ayetler var. Teheccüdde. O öldüğü zaman ta evde yoksa okuyan rufi'at tilkel gaymetu çadır kaldırılır. Ee, hanım kaldı, kız kaldı, oğlan kaldı ama çadır kalktı. Feyanzurul melake min es Melekler gökten bakarlar. O nuru arıyorlar. Şimdi nasıl sen yıldız hep görüyordun da kayboldu. Bu gece niye yok ya? Felâ râzâliken nur. O nuru göremezler. Bunlara ne oldu derler? Feten'a'ül melâke min sema ile sema. Birinci kattan itibaren ikinci kata başımız sağ olsun. Kur'an sahibi, nur sahibi teheccüd namazına devam eden o zat vefat etti. Çünkü nur kalktı. İkinci kat, üçüncü kat meleklere derler ki başımız sağ olsun. 3üncü, Üç, üçüncü, dördüncüye böyle arşı taşıyan meleklere kadar. Sidretül müntehaya Bütün melekler birbirine başımız sağ olsun. Allah musibetimize ecrimizi versin. Çok üzülürler. Çok üzülürler. Kur'an sahibinin nuru kalktı o evden. Ne veliler öyle ölüyorlar evlerinde. Onur bir daha kalır mı yani? ruhi fil Bütün melekler derler ki mübarek ruhların arasında, Kur'an ehlinin ruhları arasında onun ruhuna salat edelim. Yani nasıl biz cenaze namazı kılıyoruz, onlar da duaya başlarlar cenaze namazı mahiyetinde. Zaten cenaze namazı da dua mahiyetindedir. Melekler salat ederler. Yani Ya Rabbi ona rahmet et, Ya Rabbi onu mağfur et, Ya Rabbi derecesini âli et, Ya Rabbi ona kabrini nur et. Melekler ona, bütün semanın melekleri adamın cenaze namazında toplamış bilmem ne kadar adam. İçinde kaç tane eli sünnet var? Hikaye. Burada bir cenaze namazı yok. Beş tane gelmemiş. Allah'ım. Allah, Bağdat. San dersin mübarek değil. Halbuki yedi kaç zamanın meleği cenaze namazını kılacak adam Onun için çok da takılmamak lazım yani. Gösterişlere. Allah adamı ol da. Yunus Emre'nin dediği gibi. Ölünce Efendim ne bilen olsun, ne tanıyan olsun, ne yıkayan olsun, ne bilmem ne olsun. Bir garip öldü diyeler. Üç gün sonra duyalar Soğuk suyla yiyorlar. ölem demiş? Mübarek bilen hoca sen cenaze imamısın. Sen desen o bunları sen daha iyi bilmen lazım da Cenazelerde okuyacaksın ha bunları. Efendim işte. Allah'ın ne velileri var. Gizli gizli efendim ölürler de kimse duymaz. bazılar ölürler dünya kopar uy, Ne kadar kalabalık cemaat. Aldanma. Manevi tarafında durum ne? Ona bak. Bazıları öyle Hiç itibarı yok. Çünkü hadi i şerifte böyle, benim en büyük dostlarım... Camide bile ölse gelmese kimse demez ki bu nerede... Kaybolsalar aranmazlar. Kız isteseler nişanlanmazlar. Çünkü adam yerine kimse koymaz. Garip. Fakir. Kelli felli değil. Meşhur değil. Meşhur değil. Meşhur olursa biri o falan hoca falan acı falan hafız. E bir gelmiş gariban dermiş. O <laughs> Kapılardan kovarlar diyor ama diyor ya, ya Rabbi dağları kaldır kaldırın. Böyle veliler var hala gizli. çok acayipme gider bu hadis-i Kız isteseler verilmezler. Camiye gitmeseler yani öldü daha gidemiyor veya hastalan aranmazlar. Hasta olsalar ziyarete gidilmezler yani. Onun için şöhrette afet var. Meşhur olmamanın çok faziletleri var. Kendini ortada çok göstermeyeceksin yani. Şimdi bütün melekler onun cenaze arıyor. Neyle kazandı bunu? Gece kalkıp evinde her gece teheccüd kılan ne dervişler var ya? Yani. Adam işte meşhur biri değil. İşte o bu makamı kazanıyor. Sen allameyi cihansın. Kalkıp okuyor musun Kur'an'dan bir şey? Teheccüd kılıyor musun? Sesli kıraat yapıyor musun? Yok. Meleklerinde senden haberi yok. Çünkü evinin üzerinde nurdan çadır yok. E, ölünce de nurdan çadır yok ki kaldırılınca onlardan niye kaldırıldı desin salatavat okusun senin ruhuna. Alametin yok çünkü. Zahiri alametlere takılmayalım. Manevi alametler kendimize takınalım. Tamam. Bu da teheccüd namazıyla kazanılıyor. Hele ki şu on gecelerde. ibadet edin. Evinde beş tabak. O beş zikir var ya. Kurban isalesinde. Yüzer kere. Aman ya Rab. Göklerin yerleri cevap doldurur. Mizanları cevap doldurur. Alemleri cevap doldurur. Öyle kelime-i var orada ki. Zaten Bukhari hadisinde de geçiyor. Ya bu fazilet bu 10 geceler hakkında Bukhari'de geçmiyor ama o tembihül gafilinde geçiyor, Abdülkadir Geylen'de geçiyor. Ama okunan zikirlerin zaten diğer faziletleri bütün Bukhari Müslüm dolu zaten. Öyle fazilet. 5 tane diyor nurdan tabak üst üste koymuşlar. İşte nurdan çadır, nurdan tabak. Bunları anlıyor musun? Sembolleri anlıyor musun? E o zikrin varsa beş tane nurdan tabak. Beş zikir, beş nurdan tabak. O ne demek biliyor musun? Dünya ahiretin bereket dolmuş demek. Kabrin, mahşerin, sırat, miz, hep nur. Sıkıntı yok. Ondan sonra teheccüd namazı varsa nurdan çadır. İşte bunlar burada kazanılıyor. Zikirle kazanılıyor. Amelle kazanılıyor. Mübarek adam. Borsadan kazanılmıyor. Kapalı çarşıda satılmıyor nurdan çadır. Doların olmasa ne olur ya? Yani? Hoş ve Mübarek edin. Açtısın açık diysin. İşte, Ölmeyecek kadar yeter yap? Belimizi doğrultacak kadar. İşte, Aa. Hanede evladı, uyal olmasa demiş. Bu çoluk çocuk olmasa ekmek, soğan bile fazla gelecek olmaz diyor. O para istiyor, bu para istiyor. Değil mi? Hanım tuz dediniz sen. Buz diyorsun yani. Tuz lazım mı? E, tuz, buz ediyor yani. Para yoksa, para yoksa hanıma da tuz lazımsa yandın yani. Şimdi tabii tuz buz isteyen kalmadı da. Ama bu gidişat nereye gidiyor bilmiyorum yani. Tuz dedi mi buz diyecek duruma doğru gidebilir. İbadet zengini olalım. Ahiret zengini olalım. Mübarek on gecelerdeyiz. Kazananlardan olalım. Ha şu sohbeti kaçıran şimdi neler kaçırdı? Neler kaçırdı şimdi? Yazlıktayım. E Gül cebinde. Cep telefondan izleyebiliyorsun ya televizyon, radyo, şarkı, cep telefonu, bütün uygulamalar var. Ya dizileri kaçırmamak için nasıl kolluyordun? Olmadıysa çekiyordun. Sonra geliyorsun izliyorsun. Neyse Allah'tan bunu çekiyorlar da ses atacaklar. Ama on geceler geçecek sen tatilden gelene kadar. Nerede bulacaksın her gece Kadir Gecesi? Bak 40 senedir ben bir Kadir Gecesi'ne tam denk getirebilmiş miyim? Garantim yok şimdi bu gece yemin etsem başım ağrımaz. Kadir gecesine denk geldim şimdi. Ne olacak? E ben bunu kaçırırsam bana ne derler? Tımarhane paklamaz ya. Kayıt yaptırmak için bakır köye almazlar. Deli misin nesin ya. Kadir gecesini kaçırmışsın bile bile derler. Nerede? Sümme tesekbül melâketül. El hafizaynil lezeyni kâne ama. Bu sefer sağımızda solumuzda iki yazıcı melek var ya. Teheccüd kılan adam, her gece kılan adam işte sağlığım sağlığı müsait olunca da bu her gece dediğimiz. Mevla görüyor kullarının durumunu. Ondan sonra sağımızdaki sonunda yazıcı melekler göğe çıkarlar ruhumuzla beraber. Göğe çıkarken gökteki melekler bizim yazıcı meleklerimizi istikbal ederler. İşte onlar yerde görevliydi. Kaç sene yaşadım? 90 sene, 100 sene, 107 sene. Oo, 107 sene melek çıkamadı göğe senin yüzünden. Kaldı burada da yazıyor ya devamlı. Melek kaldı burada. Şimdi sen öldün melekler çıkıyor top. Sonra senin mezarına yine gönderilecek. Ayrı dava. Melekler çıkıyor. Senin ruhun çıktığı için gök kapıları açılır buyuruyor ya. Me ruhun çıkıyor senin melekler de seninle beraber çıkıyor. Bu sefer ne oluyor? Gökteki melekler de o iki meleği şimdi herkes kendi cinsini arar. Onlar da o iki meleği karşılamaya geliyor. Ondan sonra Sübhanestagfirullah'ul melek. İlahi mübas. Sen kim her gece teheccüd kıldın? Hele şu mübarek gecelerde kıldın? O melekler senin mahşere kalkacağın, kabrinden diriltileceğin güne kadar şimdi kabre girdin yattın. Bugün Kayserili Hoca anne vefat etti. Rahmetullahi aleyha Fatih Cami'den kalktı. Ben tabii takat bulamadım. Çok ders çalışıyorum. Öğlene kadar ders çalıştım. Gece uyumadık. Yani birkaç saat uyumamız icap, Hiç takatım hiç yok. Böyle şey namazı böyle zor kıldım. Zor kalkıyordum yani. O Hazret'e gidemedim. Allah rahmet eylesin. Kabrini nur eylesin. Derecesini âli eylesin çok ilme hizmet etti. Efendimiz yani ikram ettiği, değer verdiği, yani çok mertebesi manen yüksek buyurduğu hanımlardan idi. Yani zamanında böyle biz kendisi hakkında Efendi duymuş idik. E, ee, kabr nur olsun, derecesi alsın. Allah Teala taksiratını affeylesin, seyahatını mahvelesin. Hasenata tebdil eylesin. Ruh için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lamhatin ve nefesin adede ma şahhu ilmullah. Allah 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 celle celaluhu. Hediyelerimizi vasıl eyle. Ruhunu şad eyle, kabrını nur eyle ya Rabbi. 80 sene, 60 sene çarşafı muhafaza, teheccüdü muhafaza, zikri muhafaza, ilmi muhafaza, sohbeti muhafaza. Kolay iş değil ya. Bu zamanda bir kadınlar. Bir de hoca anne lakabı zaten. Birkaç hoca anne var. Allah Hayriye Hoca annemize hayırlı uzun ömür, saati afiyet ihsan eylesin. O daha yaşıyor. Diğer iki hoca ne gitti şimdi? Bir tane Hayriye Hoca kaldı yani. Bunlar çok kıymetli insanlar yani. Bu zamanda zor. nam görünmeyen, görmeyen zor. Bir erkekle konuşmayan zor. Bir günaha bulaşmayan zor. Teheccüd kaçırmayan nerede? Öyle insanlar var. Ruhlar, bak bugün de bu ders geldi yani. Ruhlar karşılanıyor yani. Herkesinki iyi karşılanmıyor tabii ki. Şimdi ölen mahşere ne kadar var? Diyelim 400 sene. O diriltilene kadar o teheccüd ehli, diriltilene kadar melekler onun günahları için istiğfar eder. E bu kaprinden kalkınca daha günah kalmış olur mu? Kaç yüz sene melek senin için af istiyor. Sen kendin için yüz kere istiğfar edemiyorsun. Melek sana dirilene kadar edecek. Ne şirkete hissedarlık ya? Böyle bir şirket var mı ya? Her yer kapansa bu kapanmaz. Dünya batsa bu, bu kar batmaz. Maddi işler, ne kadar kısır işler. وَمَا مِنْ رَجُولٍ تَعَلَّمَ كِتَابَ Bir adam Allah'ın kitabını güzel öğrenirse, çoluk çocuğa öğretemedik, terbiyeden aciz kaldık, sen ıslah eyle ya Rabbel Alem. İşte öğrendikleri kadar mı? İyi öğretmek lazım. Kur'an eğitimi, talimi, tecvidi, meharici hurufu, harfleri düzgün çıkartmak. Ya biz dünya bunun için geldik ya. Ne iş yapıyoruz da gideceğiz? Kur'an'ı öğrenirse, ثُمَّ صَلَّى saatemin مِنَ Gecenin bir saatinde, bir saat altmış dakika demek değil yani. İşte iki rekat bile kılsan, gündüz bin rekattan eftal. Neye tekabül eder? E nedir yani iki rekat insan? Yani tabii iki dakikadan aşağı düşmemeli. Düşerse yanlış olur da namaz. Velakin yani olsun üç dört dakika ya. Bile kılsa diyor yani. iki rekat bile iki İki rekattan aşağı namaz yok. En az iki rekat kılsan bile gecenin bir anında kılmış oluyor, oluyorsun. Zaten onun için buyuruyor yani. Rakatani billeyl hayru min elfi rakatin binna. Gündüz bin rekat kılacağına gece iki rekat kıl. Nafile. O kadar önemli bu gece iş. Şimdi bir adam çocuğun veya neyse kendisi kitap Allah'ın kitabını öğrendi. Sonra gece kalktı bir an birkaç rekat nasip olan kıldı. İlla usad bi tilke leyletul maziyetul leyletel mustakbilete. Allah Allah. O gece geçtiği zaman gelecek geceye vasiyet eder. Gece gece. Geceler de bizim üzerimize nedir? Şahittir. Kur'an-ı Kerim hep geceden bahseder. Değil mi? Ve leyli izâ Ondan sonra. Ve leyalin aşır. Ondan sonra efendim birçok ayet-i kerimede yani ve duha ve leyli leyl gece demek hep geceyi şahit tutar ve şahidim ve meşhur. şahitlik edenlere de edilenlere de yemin ederim ayetinde günler ve geceler üzerimize şahittirler buyuruyor hadis-i şerif tefsir ediyor bunu çünkü zaman dilimi ve mekan parçası hangi yerde namaz kıldınsa o da şahitlik ediyor. Zina ettiysen üzerinde ona da şahitlik eder. Ne diyor İzazül Zile'de? Ve <laughs> kâle linsânü mâleha. Kıyamet zelzelesi başladığı zaman, insan ne oluyor buna ya dediği zaman, يَوْمَيْذِنْ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا بِيَنَّ رَبَّكَ اَوْحَالَهَا O zaman topraklar haberlerini anlatmaya başlar. Niçin? Rabbin ona vahyettiği için. O da der ki, Ya Rabbi benim üzerimde şöyle şöyle yaptı. Onun için tevbe-i nasuh ile tevbe edilirse Allah şahitlere unutturur. Ahirette daha konuşmaz aleyhine. Tevbe etmedinse hepsi dökülecek. Onun için Kur'an'la gece teheccüd namazıyla geçirdiğim bir gece ondan sonra gelecek geceye vasiyet yapar. Ne diye vasiyet yapar? En uli saati. Bak der. Teheccüd vakti şu saatte bu arkadaş kalkıyor. Bunu o saatte uyandır ve en tekune aley hafif eden bir de buna ağırlık verme uykusu hafif olsun gecesi rahat olsun der gecesi huzurlu olsun der dün gece teheccüd kıldıysan bu gece vasiyetli bu gece bir gece namazı kıldıysan yarın geceye tembihat yapıyor anladın mı? nasıl oluyor hoca bu ya ne demek nasıl oluyor sen sizin telefona mesaja giriyorsun Beni şu saatte uyandır yazıyorsun. O da o saatte seni çalıyor. Nasıl oluyor bu? Allah'ın demiri. Nereden biliyor saat yediği beş geçti? <laughs> Sen programlıyorsun oluyor. O da cansız. Cep telefonunun canı mı var? Beyni mi var? E var beyni, beyni var ama. Canı mı var, ruhu mu var? Yok. Cansız şeyde nasıl oluyor bu? E mevlada programlarsa geceyi de programla. E sen bir beşer olarak bir şeyi program yüklüyorsun. Allah geceye gündüze program yükleyemez mi? E güneşin de canı yok. Nasıl programlı dakikasında doğuyor? Gece güneşin batacağı önceden bile belli. Şu saatte güneş batacaktır. Güneş o dakikada batıyor. Yani. Senin mi senden mi haberi var? Amerika mı yaptı programını? Güneşin programını? Yok. E mevla programlamıştı. Geceyi de öyle programlamış. Bu adam diyor, teheccüd kılarsa diyor, buna şahit ol. Bütün işleri yapan, yaratan ancak allah Teala. Öbür geceye de va vasiyetçi ol. Efendim ki, yani demek ki bir gece namazına kalkan ertesi geceyi sanki bereketle, hafif olarak, rahatlıkla, huzurla, ibadetle geçirmeye yani namzet oluyor. Bu da önemli bir konu. İşte zaten günah günah çekiyor. İbadet de ibadeti çekiyor. Hani de para parayı çeker. Onun gibi yani. Kiminde de para parayı çekiyor. Şu adam çok parası varsa dolar çıksa da kazanıyor, inse de kazanıyor. Benim gibi sıfırı tüketmişse inse de değer çıksa da dert. Yani onun için para parayı çekir, ibadet ibadeti çekiyor. Bu gecenin teheccüdü öbür geceye tembihat yapıyor. Ama Allah'ım o bu gece işçi içtin, Allah'ım Yarın gece kim bilir daha beter olursun. Çünkü neden? Günah da günaha şeylik veriyor, teşnelik yapıyor. Ve Adam öldü. Gece namazlarına devam eden adam öldüğü zaman, şimdi başka bir faziletine geçti. Kur'an okumaya gece evinde devam eden adam, sesli kıraat yapan sünnete ittiba eden adam, ve kâne elû fî Ailesi de ne yapmaya başlamış? Onu hazırlamaya başlamış. Techizü tekfin derler. Techiz cihazdan gelir. Arapça cihaz da Arapça tabii. Türkçede cihaz diyorsunuz ya. O hazırlanma demektir esasen kelime kökü. Yani işte suyu hazırlanacak, ısıtılacak, yıkayan gelecek. İşte, evde şimdi yapmıyorlar artık. Eskiden evlerin kenarlarında falan yapılırdı. Şimdi belediyeler yerler yapmışlar o iş için. Yine de evinde de ölüsünü yıkatanlar var tabii sünnete de uygundur efendim sallallahu aleyhi ve sellem. Mübarek evinin de yıkanmıştır. Sünnete uygun olan tabii evinde ama şimdi nerede? Evde ocakta yer yok. Bir de çoluk çocuk korkar. Sen daha çok korkarsın zaten. Bir de ondan sonra evde ölü bulundurmayalım. Sonra bu evden çıkmamız icap eder falan. Niye çıkman icap ediyor? Aklıma gelir. Burada yıkamıştık. Burada şu olmuştu. E ne olacak? Bu adam zaten dün oturuyordu orada. Sorun yok ki yani. Baban ya falan. Ama şimdi öldükten sonra ölünün yüzü soğuk olur biliyor musun? Ben şimdi böyle sağda solda bizim buralara bulaştırmayalım falan. Böyle psikolojiler böyle. Millet hayata endeksleşmiş. Ölümü hiç düşünmemek için yani bir meyyitin böyle dolanmasını bile orada bir evini kapısına bile getiriyorlar. içeri bile sokmadan kapıdan götürüyorlar. Yani o da çoğu getirmiyor da son bir yıkandıktan sonra diyor, evine uğratalım diyorlar. Komşularına helallık falan. O bile sonra. Yani dışarıdan çoğu. O da kalktı çoğu yerde o da kalktı yani. Yok ya lazım değil, biz helal ettik yani. Tamam, siz doğru götürün diyorlar. <laughs> Yeciül Kur'an. Hemen Kur'an gelecek. Kur'an geliyor. Sağ senin cenazen yıkanmadı. Yıkanmaya başlıyor, hazırlık başladı, hazırlık. Sudur, şeydir, sabundur falan. Fi suretin, hasenetin, güzel bir kılığa girer. Cemiletin. Cemil Arapçada güzel mi? Cemiletin suret mühennes olduğu için kelime mühennestikleri bunlar tabi de. Çok güzel, nurani. Yani sen onu görsen var ya Kur'an'ın büründüğü sureti mahşerde göreceğiz. Kur'an bize suretle gelecek. Kabirde de bize bir şekle bürünüp gelecek. Eğer biz Kur'an ehliysek Kur'an bizi ziyarete kabirde gelecek. Hele de mahşere kadar terk etmeyecek. Tek vefalı dost. Hiç bu Kur'an'a biz gereken ilgiyi gösteriyor muyuz acaba? Güzel bir surete bürünmüş gelecek. وَاَقِفَنْ عِنْدَ Başının üstünde duracak. Şimdi orada uzatmışlar. O da böyle Kur'an-ı Kerim. Ama cenazenin yakınları onu görüyor mu? Görmüyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olsa görür müydü? Gelirdi. Melekleri görüyor muydu sallallahu aleyhi ve sellem? Bazı veliler de görür. İmam Gazali bunu delillerini ispat etmiştir. Bazı veliler de gör. Çünkü sahabe-i kiramdan görenler oldu. Sahabe velidir çünkü. Evet. Hatta Ensar'dan birinin ölüm döşeğinde yanına gidince ne yapmış, ne buyurdu? Allah Allah. Diyan melek el mevt. Urfuk bi sahibi. Ey ölüm meleği dedi. Sahabe duydu ama Azrail Aleyhisselam'ı görmüyorlar. Efendimiz söylüyor. Bu da sahih hadiste geçiyor. Ahmed İbn de falan olabilir. Kaynağı var, tefsirde yazmışız. Oturdular öyle, adam can çekişiyor, sahabeden zat. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birden dedi ki, ey ölüm meleği, urfuk bir sahibi, arkadaşıma yumuşak davran. <laughs> Sonra cevabını sahabe duymuyor, Efendimiz cevabını söyledi. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, inni bi kulli müminin rafiq. O da sana ne dedi dediler. Buyurdu ki bana cevap verdi ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sen merak etme ben her imanlı ölene yumuşak davranıyorum. Allah Allah. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i kaybedince sahabe ellerini kaybettiler ya. Anında görüntü. Onun için ağladıkları zaman yani sahabeden birçoğuna sordular, bu kadar niye alıyorsunuz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu vasiyet etti, böyle şey yapmayın, çok üzülüyorsunuz falan falan. Buyurdular ki, biz alacağımızı aldık. Allah dinini tamamladığına göre vazifesini tamamladı. Dünyada kalıp eziyet mi çeksin? Vazifesini tamamladığını biliyoruz. Ama biz gökten gelen vahyin kesildiğini alıyoruz. Devamlı müdahale ediliyor. Olayların üzerine haberler geliyor Mevla'dan. E şimdi bir daha Gelir mi bir vahiy? Gelmez. Bir beşşirattan salih rüyalar kaldı buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta vefat edeceği birkaç gün kala son Ebu Bek Sıddık imam olmuştu. Ayağı zor kalktı. Böyle biraz perdeyi açtı. Baktı cemaat sahabe dizilmişler. Dizilmişler namazda sevindi, ağladı. Ama çıkacak güç bulamadı artık. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabe-i da fark ettiler perdenin açıldığını. Herkes üngür üngür bütün cami yıkılıyor buyurdu ki üzülmeyin üzülmeyin vahiy kesiliyor ama lem yebgamel iller ruya salihah salihlerin gördüğü salih rüyalar müjdeciler olarak devam edecek onu size bırakıyorum buyurdu. Onca bu sahih hadistir. Buhari'de bile var. Rüyanın salih rüyanın nübüvvetten cüz oldu. Peygamberin gördüğü rüya değil. Peygamberin gördüğü rüya zaten vahidir, otomatik. Mümin salih kulların gördükleri de nübüvvetten bir cüzdür. Ama şeriatta fıkıh olarak hüküm bağlamaz. Velakin kendi özelinde veya vasiyet ve nasihat babında insanlara uyarıcıdır veya müjdecidir. Çünkü hadis-i şerifte ne diyor? salih salihat yarahel müminu ev tura lehu. Bu hadis de yine sahihte geçiyor. Bu hadis onu izah ediyor. Salih rüya diyor. Peşinden ne diyor ki bir mümin adamın kadının kendi için gördüğü veya kendisi namına başkası tarafından görülen ona nübüvvetten cüzdür diyor. Yani o kadar büyük garantisi, kesinliği var. Ama tabii ki insanın da salihlerden olmasında fayda var. Ne kadar doğru konuşursa gündelik hayatında rüyası o kadar sadık olur diyor. Ne kadar yalanı fazlaysa rüyası da o kadar yalancı olur diyor. Hadis-i şerifler bunu beyan ediliyor. Bütün alimlerimiz beyan etmişler. İbn-i Ebi Cemre Hazretleri'nin kitabında Türkçe olan kitapta yani Arapça değil, Türkçe olan da bu konuda izahat vermişim. Orada bayağı ilim var. Bir de 40 hadis var ya, 40 hadis kitabının zannedersem son hadisi midir? 40. hadis olabilir, rüya ile ilgilidir. Kütüb-i Sitte'de müttefakun aleyh. Orada da bir şerh var. Güzel bir malumat yani ilim olarak alabilecek kaynakların hepsini orada görebilirsiniz. 40 hadisin sonundaydı diye hatırlıyor. Şimdi Keşfi açık bir zat da görebilir. Ama tabi e, tabii şu anda genel durumda e, Kur'an-ı Kerim güzel surete girer, ölünün yanına gelir, adam ölmüş. Ama sen onu göremeyebilirsin, göremezsin yani. Biz şu anda biz de ne yapamıyoruz? Bugüne kadar da sıfta yok, görmedik yani. Görmedik ama görmüşten çok inandık mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurduysa hak mıdır? Mesela, güzel surette gelir, başının üstüne durur, Sonra kefenleri dolarlar. Yıkama işi bitti. Kefenleri sardılar. Allah. Sonra hatta yudrace fi ekfanihi Hazreti Kur'an'ın nuru derlenir, toparlanır. Nur biliyorsunuz ne yapmaz? Metraj kaplamaz, santim tutmaz. Nurani varlıklarda buraya bütün melaike şuraya biraz sığar. Nurani varlıklar olduğu için şey değil, madde boyutunda değerlendirilemez. Yani adamın bir oturacağı kadar yer lazım. Onlarda öyle bir şey yok. Onun için Kur'an Hazreti Kur'an o nur ile pürnur pür suretten e, efendim, o haliyle gelir. Vefat eden zatın kefenlerinin içine girer. Hadi bakalım. Biz ne yapıyoruz? Efendi Hazretlerimizden gördük, kitapta da gördük. Toprak alıyoruz. Gömüleceği kabrin toprağından toprağını okuyoruz yedi tane inna okuyoruz. Yedi inna okuyup kefenin bir kat açıp göğsüne koyuyoruz. Efendi Hazretleri böyle yapardı ama İmam Deyrebi Mücerrabat birçok alim bunu yani kitaplarında naklediyorlar zaten. Yani şimdi tamam da adamın ameli bozuksa da bir faydası umulursa da yani hani Müslümansa tabii de bir faydası umulursa da Hazreti Kur'an'dır ama şimdi adam bana yediğinden zana okuyacaklar mı? Onu koyacaklar mı? Bunu kaldıracaklar mı? Evde mi unutacaklar? Telaşa mı gelecek? Falan falan. Kardeşim, sen her gece kendin Kur'an'ını oku da. Hazreti Kur'an en güzel surette gelsin başın ucuna da. Senin kefeninin içine Kur'an'ın tümü girsin. Daha iyi değil mi ya? Hep amel, amel, amel. Ben leyselil insani illa masah. Kendi gayretinden gayrısı insana yoktur. Yani ne demek? Tabi birinin hediyesi, duası, sadakası, sevabı gelir ama yani sen kendini düşünmediysen de seni de kim düşünür ya? Düşünsen ne kadar düşünür? Taşıması yönen değirmen mi olur? Bu eski alimler bunları ne kadar anlatıyorlar kitaplarında. Ne kadar muazzam zuhuratlar. Büyük, eski eserler yani. Feyekûnül Kur'an Hazreti Kur'an geliyor kefenlerin katlanırken içine giriyor. Ala sadrihi dünel kefeni. Kefenle efendim kefenin altında, aşağısında, göğsünün üstünde tam derisine den noktada Hazreti Kur'an yerleşiyor. Allah Allah. Ala sadri dünel kefeni kefenin alt tarafına yani aşağısına ala sadri göğsünün üstüne Allah yani sana direkt temas ediyor Kur'an direkt derine direkt temas ediyor feyza vuz'a fi kabri o kişi mezarına konduğu zaman Allah Allah ve suvi aleyh topraklar üzerine düzlendiği zaman ve teferrak an ve ashabuhu Ailesi, karısı, kurusu, çoluğu, çocuğu ondan dağılıp ayrılıp gittiği zaman hadis şerif devam ediyor. Etahu meyte geldi. Gelir. Münkerun ve nekirun. Münker ve nekir. Münker hiç tanınmamış. Nekir inkar edilen. Yani dünyada öyle korkunç, öyle bir suret görülmemiş. Gören nasıl bir şeydirler diye tanımamaktan paniğe kapılıyor, korkuyor onlardan. İki meleğin adı, biri münker, biri nekir. Rabbim cümlemiz, ehsen surette irsal eylesin. Allah'ım amin. Allahümme amin. Allahümme. Şimdi bu feyüdlisani onu oturtuyorlar. Şimdi dikkat et. Ölüyü oturtuyorlar ama can nereden aşağı giriyor? Belden yukarısına giriyor cevap vermesi için. Belden aşağısına ruh geliyor mu? Gelmiyor. Gelse zaten tak bir kafa vuracak tahtaya. Ama tahtaya vurur. Tahtayı da yakın yaparsan tahtaya vurur otururken de. Onu kabrin, kabrinde oturtuyorlar. Peki bu hadis-i şerif Bukhari'de de var mı böyle bu manada? Var. Bukhari'de de var. Kabrinde onu oturtuyorlar. Sual cevap için. Şimdi kamera var mı? Var. Kamerayı koysan sonra çıkartsan kamera bunu alabilir mi? He? Alamaz. E, oturuyor diyorsun, nasıl diyorsun kamera almıyor? Ya kardeşim her oturanı kalkanı kamera mı alıyor ya? Allah Teala kameraya al derse alıyor, alma derse almıyor. Ama bu dört boyutlu, kırk boyutlu olsun. Ama tamam adamı oturttukları hakikaten oturtuyorlar belinden yukarı. Ve lakin senin o oturtmanı senin kamerana Mevla aldırıp da gayba imanı gayıptan çıkarır mı? İyi, bir de Münker Nekir'in sesini de duy. Ondan sonra cevabını da işit. Ondan sonra YouTube'a at. İzleyicilerin milyona patlasın. Ne olacak ondan sonra? Allah Teala buraya lezine yüminü bil gaybi görmeden iman ediyorlar. E, melekler yanımızda, sağımızda ayet var. E, görüyor muyuz? Bize ilham veriyorlar. Duyuyor muyuz seslerini? Veya şeytan geliyor, vesvese veriyor diyor Kur'an. İşittik mi şeytanın sesini? İşitmedik ama kalbimiz çok iyi duyuyor vaziyeti yani. Bir vesvese bir de baktık soluğu bilmem nerede alıyoruz. Git şuraya gidiyoruz. Şeytanın peşinde dolanıyoruz. Bu kadar günah milleti kim sevk ediyor? Onun için kardeşim, buyurulduğuna aynen inanacaksın. Velakin niye göremiyorum, kamera niye çekemedi bunu diye de Hayıflanmayacaksın. Çünkü öyle olsa kayba iman kalır mı? Kalmaz. Herkes görür. Herkes görünce zaten kafir kalmaz. E Mevla da ne istiyor? Gözüyle görmeden iman etsin ki imanı muteber olsun istiyor. Yoksa allah Teala herkesi zaten otomatik Müslüman yaratır yani. Kimseye günah da yaptırmaz. Günah işlerken de gücü kuvveti Allah veriyor imtihan olsun için. İmtihan hikmeti diye bir şey kalmaz ki o zaman. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yalan yanlış konuşur mu haşa? Bu Bukhari'de de var. Kabrinde onu oturturlar. Şimdi en zor zaman orayı açtın mı ilerisi daha rahat, ilerisi daha rahat, ilerisi daha rahat inşallah cennet daha rahat. Ama o noktaya kadar iş geliyor. Yeciyül Kur'an o anda yine baktın, kimse yok, arkadaşların bırakmış gitmiş, zaten melekler bekliyorlar, çekilsin. Hadis-i şerif ne diyor? Bukhari, Kur'an'dan sonra en sahih kaynak, vahiy niteliğinde Kur'an nasıl vahiyse hadiste hadis de aynı vahiy. Hatta innehu leyesme'u qar'ani alihim. Ey gidi Hayrettin Karaman, sen Bukhari'ye inanıyor musun? Sen Peygamber'e inanıyor musun? Bu hadise inanıyorsan, diyorsun ki ölüler işitmez. Al sana hadis-i şerif, diyor ki, takunyalarının, ayakkabılarının çatçut etmesinin seslerine kadar işitiyor, Ey vah beni bıraktılar gidiyorlar diye dağılma seslerini duyuyor, ayakkabı seslerini duyuyor. Bu Bukhari. Ne diyeceksin şimdi bana? Yani bir insan, evvela Allah peygambere iman edecek hoca olmadan evvel, ondan sonra konuşacak yani. Gayba iman etmeyen böyle şey, böyle. hoca olunur mu ya? Ne hocası ya? Efendim, Yeciül Kur'an, Kur'an geliyor. Hatta kune beynehu <laughs> beynehu ma. Kur'an nereye giriyor? İki melek münker nekirle ölünün meyyitin arasına giriyor. Orada ne kadar arkadaş lazım? ıssız sessiz yapayalnız kaldın. Kimse sana fayda veremez. Kimse sana şefaat edemez. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. bir de Kur'an. Bu kadar şefaatçiye muhtaç olunan bir noktada Hazreti Kur'an geliyor, meleklerle arana giriyor. Bu hadis-i şerif pek duyulmamış bir hadis. Ya bak bu okuduğum hadis-i şerif, çok, hiçbir hocalardan belki de dinlememişsiniz bugüne kadar bu noktalarını. Fekulan ile u iki melek Kur'an'a diyorlar ki İleyke. hele bir çekil ya. Hatta nesele o sorgu sual yapacağız. Bizim de vazifemiz var. Şimdi Münker Nekir'in karşısına orada gelip direnecek, dikilecek, duracak bir güç var mı? Ama Kur'an o gücü nereden alıyor? Kur'an kimin kelamı? Allah-u Teala'nın kelamı. Kur'an kimin sıfatı? Allah Teala'nın kelam sıfatı. E şimdi sıfat mevsuftan Rabbinden ayrılır mı? Ayrılmaz. Onun için Kur'an bu gücü nereden alıyor? Kimin sıfatıysa ondan. E Mevla'nın gücüyle orada bulunuyor. Kur'an Mevla'dan ayrı değil. Kur'an kelamullahi gayru mahlukin. Her şey mahluk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de mahluk mudur? Sonradan yaratılmış mıdır? Evet sonradan yaratılmış. Kur'an'a yaratılmıştır diye biliyor musun? Kur'an Allah'ın kelamıdır, mahluk değil. Çünkü Allah'ın sıfatıdır, ezelidir. Allah var, sıfatı da var. Sıfatı zattan ayrılmaz. Mahluk değil, anladın mı şimdi? Farkı anladın mı şimdi? Kur'an'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den farkını anladın mı? مَا مِنْ شَفِعٍ عِنْدَ اللّٰهِ اَفْضَلُوا مَنْزِلَةَ مِنَ الْقُرْآنِ لَا نَب۪يٌ وَلَا مَلَكٌ وَلَا غَيْرٌ Allah indinde Kur'an-ı Kerim'den daha üstün bir şefaatçi yok. Melek de ondan üstün şefaatçi değil. Cebrail Aleyhisselam'ın da orada borusu ötmez. Bir en büyük peygamber de olsa şefaat sıralamasında Kur'an'dan ileri geçemez. Çünkü Kur'an Allah'ın sıfatıdır. Bunu bu mülazayla hiç düşündünüz mü bu konuyu? Buradan da düşünün bakalım şimdi. Yani Hz. Kur'an ne kadar bize sahip çıkarsa bizi rahatlatacak inşallah. Diyorlar ki ile ki hatta ne selam. E böyle bir dur da diyorlar mübarek. Sual cevap yapacağız. Biz de vazifemizi yaptır. Feyekulu <laughs> Kur'an azimü anda diyor ki la ve rabbil kabe innehu la sahibi ve halili. Kabe'nin Rabbine yemin olsun ben Sizinle onu baş başa bırakmayacağım. O benim arkadaşım, o benim dostum. Geceleri uyumamış, beni okumuş. Keyfini zevkini feda etmiş, bana tabi olmuş. Ha, veles <laughs> hal. Hiçbir halde, hiçbir yerde, hiçbir mahalde ben onu yardımsız bırakmayacağım. Benim yardımıma şefaatime de müdahale edemezsiniz diyor. Fen ümür umurtuma bir şeyin eğer siz bunun hakkında bir şeyle emrolunduysanız Allah size dediyse ki bunu yakın bunu yıkın bunu şey edin neyse veyahut iyilik yapın fen ziyali ma umurtuma siz emrolunduğunuz işi yapın ben de sizin Allah'tan aldığınız emre müdahale etmem. Ama ben de burada şefaatçi olarak yetkim var. Ben de o yetkimi kullanıyorum. Şefaatçi olarak burada şahitlik yapacağım. Ve yardım edeceğim. Ve de'ani mekani. De'a, de'in müftesliyesi. De'a, de emre hazır bu. De'a fiil değil. Yani mazi değil. De'a, ikiniz de bırakın. Ni beni mekani. Beni durduğum mekanda bırakın bakalım. Beni yerimden oynatamazsınız. Hani dediler ya biraz çekilsene. Hele bir çekil. Çekilmek yok. Herkes yetkisi sınırında. Ben sizinle onun arasına girerim dedi yani. Çünkü geceleri uykusuyla arasına girdim. Kur'an okuyayım derken su içmiyor, yemek yemiyor. İnsan Kur'an okurken arada bir şeyler yememesi lazım. Suresini bitirir, cüzünü bitirir. O arada dünya kelamı konuşmayacak. Su içmeyecek, bir şey yemeyecek. Tamam, tıkandım falan, zaruret, sadakallahu lazım. Öksürüğün geçmesi için, ayrı bir şey. Ama öyle, sen efendim bir sayfa oku, hanım hele bir meyve suyu sık. Devam. Lan bir Yasin'de elli kere konuştum be. Bu Yasin sana ne yapsın şefaat edecek? Tüm meyan zorul Kur'an öyle sahibi. Sonra ölü orada ne kadar panik içinde, korku içinde. Orası hiç evine benzemiyor. Yatağı yok, yastığı yok, yorganı yok, tanıdığı yok. Toprağın bağrında, böğründe. Yumruk kadar toprakların üstünde duruyor. Kur'an en güzel sure. Dünyada ondan güzel bir şey görmemişsin. Öyle güzel kılığa girmiş gelir der ki ona fekullu üç gün panik yapma de sakin ol sakin ol sen sen merak etme dur şimdi bu suale cevabı atlatacaksın der fe inneke setecudini minel cirani cara sıdk senin dünyada bu kadar komşun vardı bak hiç biri yok sen komşuların arasında en sadakatli komşu beni bulacaksın ve minel ehillâ halîle sıdk senin dünyada bu kadar dostların vardı seni seviyorum, canımı veririm, cicim, efendim, bir tanem falan falan herkes. Hanımın, kızın, çocuğun, bocuğun herkes seni seviyordu ya. Çok da ahbap dostlar var. Hele ki zenginsen dostlar bayağı da fazla olur yani çok. Fakirsen dost mu zor bulursun. Ondan sonra. Çok dostların var. Hiçbiri yok. Bu kadar dostun arasında en vefalı dostun beni bulacaksın. Ve minel ashabi sahibe sıdk. Bu kadar arkadaşlarım var. Arkadaşlar içerisinde en samimi arkadaş beni bulacaksın. Hepsi gitti. Kur'an kaldı. Hey Kur'an Hazreti Kur'an. Ha, Hazreti Kur'an'dan da en uzun direniş yapacak iki sure vardır. Birisi Tebareke Mülk suresidir. Birisi de Bakara suresidir. Cuma geceleri Bakara suresini okumaya devam ederseniz yedi kat yerle gök arası sevap olur. Sihirbazlar, büyücüler Bakara suresine güç yetiremez. Bütün dünyanın papazı, hahamı büyü yapsa, bütün şerli güçler üzerine gelse Bakara suresi okunan eve de şeytan yanaşmaz ve Bakara suresinin okuduğu, okuyan kişiye de büyü işlemez. Okuyamayana da suya okursunuz, içirirsiniz veya yanınızda oturur, okursunuz. Bakara suresi. Bir hafız efendi vefat etti, Bekara suresi çok okuyordu. Fakat amellerinde de bozukluk vardı diyor. Sahabe-i kiram bunu beyan ediyor. Ve hadis-i şeriflerden almışlar. Bu kabre indiği zaman Kur'an bütün sureleriyle geldi. Fakat melekler de direndi. Azap melekleri. Böylece direniş içerisinde o sure çıktı, bu sure çıktı, o sure çıktı. Tebareke bile ayrılmak zorunda kaldı artık. En son Bakara suresi kaldı. Bakara suresi dedi ki önünden gelseler önüne durdu. Ayağından gelseler ayağına durdu. Bu beni okuyordu ben buna yol bırakmam dedi. Melekler dediler ya Rabbi biz de vazifeliyiz. Bu da senin kitabındır, Kur'an'ındır. Biz ne yapacağız? Mevla buyurdu benim kitabıma itaat eden. Ve Bakara suresi o zaman dedi ya Rabbi dedi sen bana söz ver buna azap etmeyeceğine benim bunda şefaatimi kabul et ben öyle şey diyeyim meleklere yol vereyim dedi allah Teala da buyurdu ki ve ma nebi zallâmin ben kullarıma zerre kadar zulmetmem sen merak etme sen benim kitabımsın kelamımsın şefaatin kabul edilmiştir dedi kabul edilmiş deyince diyor en son bulut gibi Bakara suresi çıktı kabirden. Siz adamı gömüyorsunuz, gidiyorsunuz. Ne olduğundan haberiniz var mı? E işte sen bana diyorsun, hoca bir şeyler anlatıyorsun. Hadisten delilim var mı? Var. Bukhari Müslim hadisi. Okuyayım sana. İkra'u zehraveyn. Zehraveyn nedir? En nurlu iki sureyi okuyun. En nurlu iki sure. Birincisi Bakara suresi. İkincisi Ali İmran suresi, hemen onun peşine geliyor. Onu da cuma günü okumak çok büyük e, sünnettir. Cuma günü gündüz Ali İmran suresini okuyan, tabi Kehf suresi çok meşhur. Ali İmran suresini okuyan, akşam güneş batarken günahlarını da batırır diyor hadis-i şerifte. İki nurlu sureyi çok okuyun. فَاِنَّمَا يَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ya sabi adamlarına, okuyanlarına, ehillerine şefaatçi olarak o iki sure gelecekler buyuruyor. Ve hadis-i şerifte ne buyuruyor? Bukhari Müslüm hadisidir. Müttefekun aleyh. Yeciyan kehennevma gayabetani ev gamametani ev firqani min dayrin savaffe yuhaccani an ashabihima yevmel kıyame. Al sana Bukhari Müslüm hadiste delilimi getirdim. Delil soruyor bunlar şimdi de çok Bir şeyden haber yok. Adama bir kitap söylüyorsun şey. Bu gari hadi biraz meşhur olmuş da diyor. e, Lale diyorsun. Yok. Dün Bezzar'ı sordum. Koca Bursa'da Bezzar'ı pek duyan olmamış. Koca hafız Bezzar. E, mübarek odam o zaman ne kaynak soruyorsun? Efendim diyorsun adama kaynak diyorsun, kaynak diyorsun, şu kitap diyorsun, bu Naim diyorsun, Hilyetül Evliya diyorsun, İmam Suyuti diyorsun, şerh ve Ahvalil Mevte'l Kubur diyorsun, o ne diyor? E pirenin anası yani. Kardeşim o ne denen mi sen? Ne cahil adamsın. Bir şey bilmiyorsun, bana niye kaynak soruyorsun? Hürriyet gazetesini mi kaynak vereceğiz, vatan gazetesini mi kaynak vereceğiz yani? Kaynak kitap. Senediyle, isnadıyla zikrediyor muhaddisler. Sen ne anlatıyorsun bana ya? Ya Rabbi ya cahillerle uğraşmak kadar aman ya Rabbi. Cahil de bir şey değil. Ahmak olursa adam cahildir. Cahilliğini bilir, bir laf anlatırsın. İsa Aleyhisselam öyle dedi ya. Ölüleri dedi diriltmekte Allah'ın izniyle şifa buldum. Ahmakla uğraşırken şifa bulamadım dedi. Bu selam'ın Aleyhisselam'ın kelamıdır. Aciz kaldım. Ölüyü diriltmekten aciz kalmadım Allah'ın izniyle dedi. Ahma ilaç yapmaktan aciz kaldım. Bir insan biraz kafasını çalıştıracak. İlmin yok, bir şeyin yok. Zikir eline sorun diyor Allah Teala Kur'an'da sen. Feselü ele zikri. İnkütübla Teala Bilmiyorsanız ilim eline sorun. Onun için ne buyuruyor? Kıyamet günü Bekara suresiyle Ali İmran suresi Gelecekler iki bulut gibi gelecekler. Mahşerin üzerinde böyle gelecekler. Bütün mahşer halkı kurtulmayı bekliyor. Güneş tavan boyu yaklaşmış. İnsanlar kendilerinden çıkan ter göllerinde boğulmak üzere. Kiminin dizine, kiminin efendim topuğundan dizine, kiminin göbeğin, kiminin göğsü, kiminin kafasına gelmiş. Ter, ter, ter. Ölmek olsa kırk kere ölecek yani. O vaziyette bakıyorlar iki bulut gibi iki fırka kuş böyle iki büyük fırka grup kuşlar geliyorlar. Herkes diyecek ki bunlar kime geliyorlar? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Kim Bakara ve Ali İmran surelerini dünyada okuyorduysa özellikle onların adına azap melekleriyle mücadele etmeye gelecekler. Diyecekler, çekecekler alacak. Bunlar bizim adamımız. Hadi bakalım. Dünyada nasıl? Polis gözaltına alıyor bilmem ne. Vekilim, bakanın oğluysan bir telefon ondan sonra hemen geliyorlar. Özür dileriz efendim. Yanlışlık olmuş. Öbür kapıdan çıkarıyorlar. Senin yanında bir de başkası varsa sen kalıyorsun tabii. O gidiyor. Eee adamı var diyorlar. Adamı var. Adamın varsa bir de baktın seni kurtarıyorlar. Bir şekilde seni dosyadan sıyırıyorlar. Adam olmayanın canı çıkıyor. Nasıl ki dünyada adamı olan işini götürüyorsa ahirette de Kur'an'dan sureleri olanlar kurtarıyor. İnşallah. Efendim Fekulülü ölmüş kişi soruyor ona Menente sen kimsin? Anam bıraktı babam bıraktı. Çoluğum çocuğum çıktı gitti. Sen nereden geldin? Feyekulu el Kur'anu lezi ve tuhfini ve kunte Ben o Kur'an'ım ki kah sesli okurdun, kah sessiz okurdun. Çünkü bazı namazda sessiz okunuyor, bazı namazlarda sesli okunuyor. Bir insan geceliğin teheccüd namazı kılarsa sesli okuması da sünnettir. Sessiz okuyabilir, sesli de okuyabilir. Sesli okuması gece namazlarında sünnettir bazen sesli okuduğun, bazen gizli okuduğun Kur'an var ya, sen beni çok seviyordun diyor. Allah Allah. Fene <laughs> habibuk. Ben de senin sevgilinim. Femen ahbebtu habbehullah. Ben kimi seversem Allah da onu sever. Onun için sen benim sevgilimsin. Ben seni sevdiğim için Allah da seni seviyor. Leyse aleyke ba'de meseleti münkerin ve nekirin min gammin ve la hemmin ve la hazenin. Münker nekir sual yapacak ya. Ben bunu engelleyemem. Allah'ın emri haktır. Şimdi bu sual cevapta biraz tabii onlar gırzat şiddetlik kullanırlar. Bir soru cevap yaparlar. Bir imtihan var burada şimdi. Fakat sana şunu temin ediyorum ki Münker Nekir'in sorgu sualinden sonra sana ne kan var, ne hem var, ne keder var, ne üzüntü var, artık cennete seni yerleştirene kadar beraberiz, bir daha hiç sıkılmayacaksın, garanti veriyorum diyor. E ondan sonra sorgu sualde kolay geçer tabii. Ya Bir insan kabre girdiği ilk anda, daha ilk gecesi bile olmamış tabii, gündüz gömdülerse ayrı dava, efendim İlk anda bu müjdeyi alırsa, bak ahirette hesap oldu mu da olmadı. Hesaptan evvel bu müjdeyi Kur'an veriyor mu ona? Veriyor. Bu kadar hadis sahibi. Müsledi Bezzar'da geç. Sana hiçbir üzüntü yok garantisini almak kadar büyük mutluluk ne olabilir? Şu dünyada bir dakika seviniyoruz, on dakika üzülüyoruz. Bir gün seviniyoruz, on gün üzülüyoruz. Sevinç ve üzüntü müddetlerimizi Toplasak, hepimizde, ekseriyetimizde üzüntü süresi ağır basacak. Devamlı dert, devamlı keder. Ölenin, kalanın, hasta olanın, geçim darlığın, borcun, alacağın, sağlığın, çoluğun çocuğun hastalığı Hep dert, hep dert. Bir de itikadımızın nasıl muhafaza edeceğiz? Bir de imansız ölme tehlikesi var. Bir de sapıtma tehlikesi var falan falan. Onu hiç sorma. Hepten adamın uykusunu kaçırıyor. Sonumuz ne olacak ya Rabbi bu kadar Müslüman sapıtmış diye görünce insan şaşırıyor. Yani Kur'an ehli ilim yapmış kabir azabını sualini inkar ediyor. Bu bize ne telkin ediyor? Aman korkun, hidayet Allah'tandır, ilminize bilminize güvenmeyin. Bak bu kadar okumuşlar, hidayetten uzaklaşmışlar. Bunu gösteriyor. Bu kadar gam ve keder içinde. Ama kabre bir yattığımız zaman Münker Nekir'in suali de daha başlamamış ama Kur'an garanti veriyor. Ey Kur'an ehli gece namazı kılan adam. Uykusundan feragat, fedakarlık edip Kur'anla meşgul olan Kur'an ehli kişi. Bu sualde de biraz sıkıntı hani acaba yani ne soracaklar, cevap verebilecek miyim? Belki bir telaş edeceksin. Bundan sonra sonsuza kadar. Ondan sonrası ne? Mahşer et e, Mahşer'de de var sıkıntı şu bu. Ama şimdiden garanti veriyorlar. Kabir'den geçen ilk durak ölüm, ondan sonra kabir. Kabirde şu sualine cevabına muktedir olanın ondan sonra hep daha rahat, daha rahat, daha rahat olsun. Ölürken Allah'ın azabıyla tehdit edilip kabirde münker nekir sualine cevap veremesen zaten ondan sonra daha kötü, daha kötü, daha kötü sonu cehennem olacak. Bu baştan mesajı alacaksın. Allah Teala Azrail Aleyhisselam'ı bize ehsen surette irsali. Bizi korkutmadan gelsin. Kelme-i şehadet okumamıza müsaade etsin. Amin. Bize zikir fırsatı versin. Ha, bizi teselli etsin bizi. Amin. amin ya Rabbi, amin ya Rabbi. Azrail Aleyhisselam'a da biraz birkaç salavat okuyun ya. İşimiz düşecek ona. Birkaç salavat okuyun. Allahu salli ala ve sellem ve Mikail ile ve İsrafil ve Azrail ile ve alel melekate aleyhimüsselam. Benim bu salavatların çok adı var. Kitabın adı Salavat-ı Şerife kitabında sayfa 40'ta demişler. Salatül Meleke. Bu Azrail Aleyhisselam şey olan mı? Ha Azrail Aleyhisselam'la arayı bulmak isteyenler, iyi gelsin isteyenler. Sayfa 40'ta Salavat-ı Şerife kitabında meleklere okunan salavat sıgası varmış. Ben de amel edeyim. İşte amel edin. Ben arada kendim ederim salavat öyle de özel bir sıga da var. Rabbim amele muvaffak eylesin. Amin. Amin. Şimdi sana bundan sonra gam yok, hüzün yok. Bu müjdeyi melekeden aldığın zaman yani tabii ki mahşerde illa insan yine panik olur ama bilir ki sonum iyidir. Bilir ki gidişatım cennetedir inşallah. E yani bunu kabirde almak mesele. Derken elu suale başlar münkeru ve nekiru münker nekir sualini sorar. Bu kişi de cevaplarını Verir. Allah'ın izniyle niye veremezsin? Gece Kur'an okuyan adam cevabını veremez oğlum. Münafık değilse. Ve yas'adani münker nekir derler ki hadi Allah'a emanet. Biz vazifemizi bitirdik biz gidiyoruz. Onlar yükselirler. Nereye? Münker nekir. Gökten geliyorlar. Melekler gökten iniyorlar. Vazifesini ifade ediyorlar. Göğe geri çıkıyorlar. Göğe çıkarlar. Ve yapkâhı vel Kur'an. O kişiyle Kur'an baş başa kalır. Kabirde eniş ve yoldaş duası ne kadar önemli biliyor musun? Hani eski hocaların kitaplarında, eski Osmanlı musaflerinin sonlarındaki hatim dualarında ama ve la illâ zalimin diye başında o da vardır hep. Mesela orada e, bu dua çok geçer. Çok da önemli bir Hatim dualarına özel bir risale hazırlıyor. Gerçi şeyde sanki bir Kur'an dualarının sonunda bir hatim duası var ama İbn-i Ferhun'un o. Rahimullah. Allah mecalil Kur'an elena fit dünya karina ve fil kabri munisa ve fil kıyameti şefi'a ve ala sıratı nura ve ile cenneti rafika ve minen nari sitran ve hicaba ve ile el hayrati delilen ve imama bu kadar hatırlam, hatırımda kalan nasıl bir dua değil mi? çok güzel ya Rabbi Kur'an'ı bize dünyada yakın eyle Kabirde eniş ve yolda şeyle. Kıyamette şefaatçiyle. Amin. Sırat üzerinde nur eyle. Amin. Cehenneme karşı perde ve hicab eyle. Amin. Cennete giderken yolda refik eyle. Amin. Bütün hayırlara karşı delil, rehber ve imam eyle. Amin. Amin. çok güzel dua. Yani Kur'an okundan sonra da böyle kısa bir duada yapmak. Bak kabirde eniş eyle diyor. Anladın mı? Bu hadis-i şeriflerden çıktı bu dua. Çünkü ne diyor? Kur'an'la o kişi baş başa kalıyor. Anan gitti, baban gitti, kızın gitti, oğlun gitti, sevdiklerin gitti. Kimseden şefaat yok. Kur'an şefaati baki ve kahve vel Kur'an fe yekul. Kur'an ona der ki şimdi Hayrettin Karaman diyecek ki aman sen böyle deme kamera koyacaklar böyle bir şey e, yumuşak yatak falan bahsediyorsun efendim yaygıdan, sergiden bahsediyorsun. Be. Ben de düşünüyorum ya. Ben bir antika bir adamım zaten de. Düşünürüm böyle bir değişik değişik yani. Gaybi şahide kıyas. Etmeyeceksin dedik geçen hafta. Kendin ne diyorsun? Ahmet diyorum kendime. Ondan sonra. Veriyorlar işte şeyi, efendim narkozu. Gidiyorsun kaç tane ameliyat oldu. Pişeden şeyden haberin var mı? Yok. Doğru Müslüman olursan bir anda gözünü açarsın mahşerdesin. Hani narkozdan tatlı bir rüya gibi uyanırsın ameliyattan. Ama sen şimdi bozuk adam olursan seni hortlatırlar yani. Hop hop hoplatırlar yani. O zaman da rahatsız olursun tabii Kaber azabı dediğim var. Ama öbür türlü bir istirahat yeni damat gibi diyor. Nem aruz yeni damat gibi zifaf olmuş. Mut, tatlı bir yorgunluk, mutlu bir uyku uy çeken gibi uyu diyor melekler. Bir yatıyorsun, gözünü açtın cennet inşallah. Tabii ki mahşer var. Mahşere kolay atlatılmaz ama hekimine de mahşer de iki rekat namaz kadar gelecek kardeş. Adam ol! Leüferri ne firâşen leüferri şenneke leyna. Dur diyecek. Dur sen gece teheccüd kıldın, Kur'an okudun, hepsi kir yaptın ya ben sana yumuşak bir yatak döşeyim altına diye. Kur diyor. Kur'an diyor. Kabir Hasan o yatağı görüyor musun? İşte kamera çekse görmüyor. Ne yapacağız şimdi? Yeni Şafak yazarına söyleyin. Bu, bu yatak yorgan, bu cübbeli işi abarttı. Bayağı bir teşkilat kurdu mezara değine. Yani. <laughs> Son sistem. Ne diyorlar ona işte? Yani özel oda yapıyorlar ya lokantalarda şurada burada. Bilmiyorum, bilmiyorum. VRP yani. VRP var. Ama kamera memara yok. Sana diyor yumuşak bir yatak döşeyim. Ve le disaran Sana bir disar üzerine bir e, efendim yaygı ondan sonra battaniye gibi altına bir yatak yumuşak yatak döşeyim üstüne de bir battaniye gibi bir şal ne diyor sana efendim pike disaran hasenen cemilen diyor Kur'an diyor bunu Allah'ım bize işittir bu kelamları ya Yakında öleceğiz duyanlardan eyle ya Rabbim sana güzel, makbul, muteber bir battaniye üzerine diyor örteceğim. Dur diyor, rahat ol. Cezaenleke <laughs> bima o şeylere mükafat olarak ki sana bir karşılık vereceğim diyor ben. Neden? Esherte <laughs> leyleke geceni uykusuz terk ettin. Geceleri niye uykusuz kaldın? Birkaç sayfa Kur'an okuyayım diye birkaç rekat teheccüd kılayım, fazla kılayım, edeyim, okuyayım derken e, uyku bozuluyor. Yani insan gece kalk, uykunun arasında e, yani abdest al, uykun kaçıyor, bir daha bazısı uyuyamaz. Uykun bir açıldı mı benim, yani bir saat bile uyusam, sonra bir açıldı mı daha uyuyamıyorum. Yani epey zaman geçmesi lazım, yorulacağım bir daha, on saat ki uyuyacağım. E şimdi uykusuzluk yani sen, ne olacak yarım saat kıldın, yarım saat kıldın ama bunun kalktığın zaman e, insanın uyku düzeni bozuluyor, bir daha uykuya geçene kadar rahatsız oluyor çoğu insan rahatsız olur. Uyku arasında bölmek çok insanı rahatsız ediyor. Teheccüd acayip bir şey. Ha sabah namazına yakın şey edip de artık bir daha uyumayıp namazı bekliyor insanların ekserisi. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnet öyle yapmıyordu mesela. Ekseriyetle gecenin üçte biri geçe kalkar, bir daha yatar, bir daha kalkar, bir daha yatar. Böyle az uyur ama sallallahu aleyhi ve sellem uykusu abdesti de bozmuyor. Ama o çok zor. Öyle zor ki gecede iki kere, üç kere kalk, kıl, yat, abdest. Bir de her seferinde abdesti muazzam, muntazam alıyor. İşte efendim biliyoruz onun abdesti, onun namazı. O sallallahu aleyhi ve sellem. Ya, bizim yapacağımız iş mi? Biz yarı uykulu teheccüd kılarız ya. Közümüzü açmadan bir daha yatarız ya. Böyle de şeyler yaparız biz yani. Gecelerini uykusuz bıraktın. Ve ansabde neharake gündüzlerinde kendini yorgun bıraktın. Kur'an'a devam, zikre devam, beş vakit namaza devam, cemaata devam. Bunlar vazifelerdir, devam isteyen işlerdir, nefse ağır gelen işlerdir. Sen bunları yaptın ya diyor, ben de sana bir mükafat yapacağım Kur'an olarak diyor. Dur diyor. Kale, Ravi işte söylüyor, hadis-i şerifi devam ediyor. Muaz ibn Cebel duydu bunu. Kimden? Muhammed Mustafa'dan sallallahu aleyhi ve sellem. Fe Kur'an ile sema Hemen Kur'an göğe çıkar. Kur'an güzel bir nurani bir surette gelmiş, şekilleniyor. Aynı böyle bir nurani surette, şekilen müşekkel vaziyette görüntüsü var. Böyle sayfalar halinde gelmiyor. Yani sizin evdeki Kur'an gelmiyor. Ya o nurani bir varlık olarak Kur'an'ın manevi, ruhani hakikati geliyor. Mevla ona nurani bir şekil vermiş öyle bir güzelliği var, öyle bir kokusu var, öyle bir tatlılığı var. Yani bırakmak ayrılmak istemezsin. Hep burada kalalım dersin. Hiç kabirde sen onunla beraber olunca sıkılır mısın ya? Öyle bir nurani bir suretle sıkılır mısın? Sen bazen bir rüya görüyor, ayılmak istemiyorsun yani. En ufak bir ruhani feyiz aldığın bir rüyadan ay bitmeseydi ya. Feyz adı sema Şu gözün ne yaptın şimdi? Saniye sürmedi göz açıp kapamadan Kur'an semaya yükselir. E semada çok itibar var Allah'ın kelamı ya. Meleklerden üstün. Melekler mahluk, Kur'an mahluk değil. Feselullah zalike lehu. Allah Teala müracaat ediyor. Der ki benim böyle bir emanetim var, adamım var. Bu bana dünyada muazzam baktı, hürmet etti, hizmet etti. Şimdi ben bunları senden talep ediyorum. Bu kişi şimdi mezarda tek başına yattı. Yumruk kadar toprakların üzerine. Biz buna nasıl ikram edeceğiz? Fe yu'tîllâhu <laughs> zâlike. Allah Teala buyuruyor ya sen benim kitabımsın, kelamımsın. Sana aracı mı lazım? Ne istiyorsan imkan sağla der. Ben sana izin verdim diyor. Allah o müsaadeyi verir ona. Fe yenzilu <laughs> bihi. Kur'an-ı Kerim'le beraber o adamın kabrine iner. Daha yeni yattı adam mezaraya. Elfu elfin min Mukarrab sema sadise. Altıncı kat semadaki mukarrab melekler. Kur'an-ı Kerim'de geçer mukarrabun. Mukarrab Allah manen en yakın tabaka. Meleklerin de tabakatı var. Mukarrab melek ama her semanın mukarrabları var. Bak bu yedi demiyor, beş demiyor. Ne buyuruyorsa odur. Altıncı kat sema, Musa Aleyhisselam'ın bulunduğu makam. Altıncı kat semanın mukarrab melekleriyle beraber Kur'an iniyor. Nereye iniyor? O adamın özel mezarına iniyor. Kaç melek iniyor? Bir milyon. Bin kere bin ne eder? Elfu, elf ne demek Arapçada? Bir milyon. Hani salavatlar okuyorlar ya elfu elfu salatin ve elfu elfu selamin işte şeyde de var. Salavat kübrada da var. Bu kasidelerde de söylüyorlar. Bir milyon mukarrap melek Kabre geliyor. Bir milyon melek kabre geldikten sonra karım gelmese ne olur ya? Bizim karı ziyarete gelmiyor. Gelme ya. Ben adam olayım da bir milyon melek gelsin de bizim hanım gelse ne olur? Kızım gelse ne olur? Ne yapacak? Aa, babamız da şeyleydi böyleydi. İşte bir su, su dökerse döker ya da su dökene bir kuruş para verirse on sonra iki çiçek, iki böcek. Bitti gitti. Ne faydası var? Gelsinler ziyaretçi gelmesin demiyoruz. İnşallah bana da gelirsiniz inşallah. Bayağı bir gelirsiniz yani. Neyse bana gelenlere bir dua ederim gelirsiniz yani. Feciul <laughs> Kur'an. Kur'an ona gelecek. Ve kulü diyecek. Daha hemen göz açıp kapamadan indi şeyi çıkarttı. Mevla'dan tahsisat diyelim. Tahsisatı çıkarttı. Bir milyon meleği aldı. Melekler aldı. Milyon, iki milyon Allah nedir ya Celle, Celle Şimdi dünyanın gavuruna. Yani Allah'ın bir yardımı geldiği anda şimdi Amerika ne Rusya ne bilmem ne işte. Biz maneviyatla irtibatı kestik. Ruhaniler alemin irtibatı kestik. Biz emperyalizme tabi olduk. Madde perest olduk. Şöhret perest olduk. Biz dünyayı gözümüzde büyüttük. Onun için gavurlara zeli durum atıştık yani. Bunun başka bir izahı yok. Bizde maneviyat olsa bunlar kim ya? Yok işte maneviyat. Ona yamul buna yamul herkesten ödümüz kopuyor ya. O ambarga koyuyor, öbür ambara koyuyor. E tabi. Doğru Müslüman olsan sana bunu yapabilir Mecdadımıza yapabildi mi ya? Ve <laughs> diyor, ediyor. Her Hemen Kur'an gelir. Aa, ben bir ana ayrılmak zorunda kaldım. Sen diyor, yalnızlık hissettin mi hiç? O meyite soruyor. Sakın yalnızlık hissetmeyeydi. Mazil tu muzfarak tuke. Ben senden ayrıldım ya. Yanlış anlama. Enkellem tullah tebaraka ve teala. Ben Allah Tebareke ve Teala ile konuştum senin için. Onun için gittim. Ben yoksa seni yalnız bırakmam. Hatta ahrajtu leke min firashen. Ben Allah'tan sana tahsisat çıkarttım diyor. Ne çıkarttım diyor? Bir döşek çıkarttım. Ve tisaran bir pike battaniye çıkarttım. Ve misbahan bir de ışık. Kabrinde nur getirdim. Bu hadis Müsned-i bezzarda. En sahih muteber hadis hafızlarına imam bezzer. Bütün kitaplarda bezzar geçer yani. Kaynaklarda. Ve kacci itükebi. Şimdi sana onları getirdim. Fekum kalk diyor. Bak dikkat et. Kalk diyor. Ölüye diyor. Şimdi buralara dikkat edin. Hadis-i şeriflerde mesela feyuk idani. Sahip Bukhari'de de var. Münker nekir onu oturturlar diyor. Dikkat et. Ruhun oturması burada şey değil. Oturturlar diyor. Buraları görünenle görünmeyeni kıyas edip kamera koyarsan bunlar görünmüyor dersen burada Allah'ın Resulü'nün hadislerini inkar etmiş olursun. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu işler manevidir. Ama oturturlarsa tam oturturlar. Senin onu görmen icap etmiyor. O oturuyor. İlle gözünle görmen her şey icap etmiyor arkadaş ya. Ruhun giriyor çıkıyor görüyor musun? Uyanırken çıkıyor görüyor musun? Yanında ölüyor adam. Ruh çıktı görüyor musun? Uyuyan adam birden uyanıyor. Ruh girdin. Görüyor musun? Ne konuşuyorsun o zaman? Daha şurada yaşadıklarını görmüyorsun ya. Kabiri kıyas yapıyorsun. Kalk diyor. Kalk diyor. Hatta tüfri şekel melaike melekler yatağını serecek diyor. Kalk diyor. Çok önemli. Mesela burada Hilyetü'l Evliya. Duymuş musunuz kitabın adını? Ebu Nuaymül İsmahani'nin büyük muhaddis efendim e, hadis kitapları arasında tabakat var tabi 8. tabakata geçer ama büyük hadis ehrecele hadde senalı Said İbni Cübeyr anlatıyor Said İbni Cübeyr duydunuz değil mi? Haccacı zalimin son öldürdüğü tabiinden ne buyurdu? Allah seni benden sonra kimseye musallat etmesin dedi ve Haccac da öyle geberdi e, Haccaca bedduası tuttu Said İbni Cübeyr tabiinin en büyüklerinden yani makamda Said bin Cübeyr anlatıyor. Vallahi la ilahe illahu. Bak kaynak söylüyorum. E bu Nuhayn Hilyetül Evliya'da almış. Ondan sonra efendim İmam Suyuti Büşral Keyif Bilikail Habib isimli eserinde almış. Sayfa 45'te. Benim bu okuduğum yer İmam Nablusi'nin eseridir. Keşfün Nur sayfa 62'de. Ama Ebu Nuaym'da da ilk kaynağı Ebu Nuaym büyük muhaddes. Said bin Cübeyr'e kadar arada haddesenası senedi var. Senetsiz olmaz, böyle kıssadan hisse gibi olmaz. Bunlar kıssaları bile neyle anlatıyorlar? Senetle. Sadece Cübeyr diyor, قَالَ enev Allah اِلَّذ۪ي Kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim diyor. Said bin yemin ediyor. Edhal cüzabit el bunani lehtev. Sabit el bunani duydunuz mu? Bunları duymanız lazım. Abi biz ne yapalım? Bunlar hakkında küçük küçük misaleler mi çıkartsak ya? Çoluğa çocuğa okusanız böyle. Sabit el-Bünani tabiinin ulularındandır. Evliyanın en büyüklerindendir. Yani tabi tabiin dedi mi sahabe görmüş adamlar bunlar çok eski. Hep bunların vefatları yüz, doksan, 90, yüz 110 öyle hicri. Sabit el-Bünani diyor lahdine ben indirdim. Ve ma'iye benimle beraber var Hümeydü Tavilu. Bunu da duymamışsınızdır. hiç. i Tavil Hazretleri. Hiç duymadığınız isimler. Çünkü bunlar neden? Siz böyle e, Abdülkadir Geylani Ahmet Rufay o artık 400-500'lü şeylere çok e, duydunuz. Geriyi çok duymadınız yani. Selefi Salihindeki veliler tabi en hayırlı onlar. Onlar daha hayırlı. İkinci asır daha hayırlı. Üçüncü asır daha. Yani sahabeden sonra ikinci asır tabi'in on sonra teba'i tabi'in. Onlar bütün evliyadan üstün oluyorlar. ilk üç asırdaki evliya. Çünkü hadisle sabit en hayırlı asır üç tane. Hümeydi Tavil çok büyük velidir. Hüveyd-i de yanımdaydı diyor. Allah'a yemin ediyorum diyor. Sabit el-Bünani mezara indirdik diyor. ma saveyna aleyhi lebin kerpiç. Yani şimdi tahta koyuyoruz içinde şeyle. Onlar o zaman belki bu kişi yakın tahta konmuyor. Kerpiçle kapatılıyor üzerleri yani tuğla gibi örülüyor. Tuğlayı, kerpiçleri bir de derin yapılıyor. Kabri derin yapmak sünnettir. Ama biz de çok derin istemeyiz. Yani şimdi düşünüyoruz, 3 metre altına kadar falan bir çıkmaya kalksam nasıl çıkarım falan. Ulan nereye çıkıyorsun be? Nefesim kesildi. Ulan nefesim mi kaldı be? Zannediyor hastane burası yani. Aşağıya inmeyelim çok. Kardeşim aşağı indirilerini biraz sünnettir, lahti derin yaparlar. Ondan sonra efendim, tabii hem kurt falan geliyor, bazı hayvanlar, kabri eşenler de oluyor. Evliya Allah'tan bazıları da kurdu boğmuş biliyorsunuz değil mi? Amasya'da bir kabir var. Amasya merkezde giderseniz ziyaret edin. İsmi vasfı çok meşhur bir alim ama adı ne? Kurtboğan Hazretleri. Ne? He? Biliyorum da adını söyle. Ha. Meşhur Akşemseddin Hazretlerinin babası. Akşemseddin esas Amasya'dan gelmedir yani. Köyüne sonradan yerleşmiştir. Kabri Göynük'tedir, Göynüklü değildir. E, Kurtboğan Hazretleri niye diyorlar ona? mezarı kurt eşmeye gelmiş, eliyle kurdu boğmuş, mezarın üstünde kurt boğulmuş vaziyette duruyor. Onu kurt boğan derler. Meşhurdur Amasya'da yani. Şimdi, sen evliya Allah'ın tasarrufu. Bak, onun için yani biraz derinde kazmaları, hayvanların da hemen eşeleyemesi kolay olmasın diye de derinde sünnetlik var. Üzerine diyor, kerpiçleri düzelttik, kapattık, Sekatat lebinetün. tabii şimdiki gibi beton arma şey gibi bir şeyler getiriyorlar. O acayip ya. Ben onu getirmesin vasiyet etmedim. Ne edeyim? Çok kalın beton getiriyorlar abi. 2 3 şeyki parça beton getiriyorlar. Mahşere zor kalkarsın yani. Kalkarsın tabi de mahşere patlatırlar da zaten. Yani bu var. O kadar beton da ne oluyor ya? Neyse üstüne de mermer, üstüne bilmem ne O zaman tabi kerpiçten yapılıyor. Kerpiçten biri bir, bir tuğla düştü diyor. Yani tabii dö düşerken düşebilir sağlam yapılmazsa bir tuğla düştü diyor. Kim anlatıyor bunu? Said ibn Cübeyr radıyallahu. E bunu hem levliya da hadis kaynağında zikrediliyor bu ya. Bir tuğla bu çok meşhurdur. Ben bunu eskiden de bilmiyorum anlatmış mıyım. Bir tuğla düştü diyor. Feyla ene bihi usalli fi kabrihi. Daha yeni koyduk biz kabre diyor. Yeni üstünü şey ettik işte 10 20 dakika işte üzerini kapatırlar. Birinde ne göreyim diyor. Namaz ayakta namaz kılıyor. Gözümle gördüm diyor. Said İbni Cübeyr, vallahi diye yemin ediyor. Ayakta namaz kılıyor diyor. Şimdi, bu Ebu Nuaym'da diyorsun. Peki Musa Aleyhisselam'ın kabrinde namaz kıldığı Miraç gecesi hangi hadiste geçiyor? Bukhari'de geçiyor. Merartu <laughs> bi Musa indel kezibil ahmeri ve yusalli fi kabri. Miraç'a çıkartılırken, Kudüs'e getirilirken Kırmızı kum tepelerinin yanında Musa'nın kabrine uğradım. Bukhari bu hadis-i şerif. E Allah peygambere verdiği bir mucize olarak da keramet olarak evliyaya veremez. E ne anladınız şimdi? Niye şaşırttınız? Musa'ya uğradığımda kabrinde namaz kılıyordu diyor. Sonra da altıncı kat semada ruhaniyetini de gördü ayrı. Ama kabrinde diyor, dikkat et, ruhaniyetleri kabrinin içinde ve ve kaimun ayakta Peki diğer sahih hadis bu Buhari'de yani şey olarak Miraç hadislerinde. bu e, diğer sahih hadiste Müsned-i Bezzar'da var birçok bir sahih diyorlar alimler. Abdullah Hereri Hazretleri de bu sahihtir demişti yani hadiste. El enbiya ahyaun fi Peygamberler diri diriler kabirlerinde namaz kılıyorlar veya hüccun hacca da gidiyorlar. Her sene. Ya, bu namaz kıldıkları peygamberlerin kesin, onun şüphe yok. Ayakta, sen ne anlıyorsun yani? Bir tuğla düştü, baktım kabrinde namaz kılıyor. Yanımda Hamidu Tuveyl, Tuveyl, büyük veli. Dedim efendi, bu ne iştir? Bize gösterildi diyor. Yok ama keşif değil, tuğla düştü, içini gördüm diyor. Fekâne kul. Sorduk ki diyorlar, bu mübarek zatı biz biliyoruz çok büyük sabit el hani. yani. Nedir dedik yani bu fazilette farklı bir şey oldu yani şimdi kimse de rastlamamışız bugüne kadar duymamışız. Dünyada namazdan doymamış, devamlı namaz. Sonra peşine buyurmuş ki, bu kabri şerifi nerede acaba Sabit el -Bünay? Belli değil herhalde. Herhalde ben sonra bir inceledim. Basra tarafından mı dediler, Bağdat tarafından. Bir inceleyin bakalım, internet neye lazım? Sabit el ne diyormuş biliyor musun? Ama ben size kabrinde namaz kıldığı aynen böyle sabit olup pat diye defnedenlerin bayılıp düştüğü az daha onlar da gömülecekti yani dayanamayıp bayılıp düştüğü Türkiye'de bir evliya kabri söyleyeceğim. He? Özel görüşelim. Allah'ım ey Allah diyormuş. Allah'ım ey Allah'ım diyormuş. İn kunte a'tayte min kabri. Ben bu dünyanın yemesinden, içmesinden, bir şeysinden mutlu değilim. Bir şeysinin peşinde değilim. Yaşayayım biraz da yiyeyim, içeyim, çay içeyim, çorba içeyim derdim değil. Ama ben namaza doyamadım. Öleceğim ecelim geliyor. Sen dünyadayken bir kuluna kabrinde namaz kılma fırsatı verdiysen ki vermedi mi Musa Aleyhisselam'a verdi, peygamberlere verdi mi? O da bir kuluna diyor. Peygamberler de bir kul. Dermiş ki duasında Ya Rabbi kullarından bir kuluna dahi kabrinde namaz kılma imkanı verdiysen demek veriyorsun yani. Ya verebiliyorsun aşağı verebiliyorsun demez verebilir. Demek verdin yani. Verdinse Ben de istiyorum. Bana da kabirde namaz ver. Namaza doymamış hep böyle dua dermiş. Bu duayı duyunca Said bin Cümeyl ile Tavil radıyallahu anhuma dediler ki: "Fe ma du'a." Bu zat duası müstecap zattı. Allah onun duasını da edecek değil ya. Demek onun için ayakta gördük dediler. Bu meşhur bütün kitaplarda ittifakla zikrediliyor. E peygamberlerde varsa bana da ver demiş. Evliyadan bu ümmette bir tek bu zatta yani o zamanki kitaplarda, eski kaynaklarda bu zata geçiyor. Ama eski kaynak dediğim yani bin senelik falan. Daha sonraki kaynaklarda mesela geçtiği üzere Türkiye'de de kim var biliyor musunuz? Bir de şuralarda var. Vakıflar orayı tamir etti, şey etti mübarek. Emir Buhari Hazretleri var şu Akdeniz Caddesi'ne gitmeden. Fevzi Paşa'dan hemen Emir Bukhari Camisi var. O caminin altında yatıyor. Bir kere zor şer açtırdım imama girdim. Sonra rica ettik, şunu ettik, bunu yaptılar, ettiler, temizlediler. Yapmışlar ama açmadılar. Senelerdir orası açılmayı O Emir Bukhari, bütün İmam Münavi'nin dahil, bütün kitaplarda o e, hem Ubeydullah Ahrar Hazretleri'nin halifesiydi, hem de Mahmud İnciri Fahnevi Hazretleri'nin torunuydu. Ubeydullah Ahrar Hazretleri Semerkant'te ona dayanamadı. O müridiydi ama her geldiğinde ayağa kalktı. Her geldiğinde ayağa kalkıyor, oturuyor, sıkıldı. Dedi, efendim dedi, siz dedi hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem torunsunuz. Ondan sonra hem Mahmud İncir Fahri Hazretleri'ne torunsunuz, hem seyitsiniz. Yani ben dedi burada şey yapamıyorum sizin yanınızda. Halbuki onun müridi. Ben dedi yani şey yapayım, siz dedi İstanbul'a vazifeli. O Beyzahra Hazretleri biliyorsunuz Fatih Sultan'a manen geldi. Harbe katıldı, zahiren geldi. Hatta Hazreti Fatih Beyazıt oğlu, Sofu Beyazıt Hazretleri, o Bellah Hazretleri'nin oğullarını falan çağırdı burada. Babasının tarifini sordu. Onlar babalarının şemalini anlatınca babam Sultan Fatih de aynı anlatıyordu dedi. Semerkant'ten a dakikada geldi. Burada harbin İstanbul'un fethinde en büyük manevi ordu Ubeydullah Ahrar Hazretleri'nin teşrifleriyle olmuştur. Hatta cübbesinin burasını gösterdi Hazreti Fatih'e. Bak dedi. Bir baktı. Bu kadar ordular var. Melaike, ruhaniler hepsi gelmiş dedi. Hazreti Fatih ondan sonra tabi Akşemseddin'in işareti var ama manevi fetih sahibi Ubeydullah Rahrar es Semerkandi Hazretleri Nakşi Müceddidiye silsilemizde bulunan. Ee, onun halifesidir bu Emir Bütün kitaplarda bu zattanı geçiyor? Bu zatı da defnettiler. Defneder demez, kitaptan kaynak verebilirim. İmam Münavi diyorum sana. Büyük muhaddislerin kitaplarında, tabakat kitaplarında İstanbul'da Konstantiniyye'de diyor. Onlar çok tanımıyor. Emir Bukhari diye işte Seyit Bukhari diye bir zat diyor. Kabrine koydular koyulduğunda sesli salavat okuduğunu defnedenler duydular diyor. Sesli salavat okudu. Bu bütün kitaplara tabakata geçmiş. Sesli salavat. O burada ben bazı duvarın dibinden gece gidiyorum okuyorum. Çünkü içerisini açmıyorlar. Bir an evvel vakıflara da rica ediyoruz. Bizim Seyfettin Hoca'ya da rica ettim. Senelerdir gelene geçene rica ediyorum. Allah razı olsun. Yani belediye ilgilenmişti vakıflarla sonra içini tefriş ettiler falan ama ziyarete açık değil abi ya. Mübarek mi kimseyi istemiyor bizden mi bıktı o da ayrı bir daha belki de bozuk adamız yani ziyarete açılmıyor. Buranın açılıp Müslümanların faydalanması lazım. Velilerin başbuğu yani. Bu Türkiye İstanbul'daki en büyük. Seyit Emir Bukharaz'da şurada. Onun 4-5 tekkesi daha var. İbni Kemal de onun eski tekkesinde yatıyor şimdi. Onun ile beraber Hayvan Hayvansarada tekkesi var. Şimdi tekkeleri durmuyor. Birkaç yerde de dergahlar var. Kaddes Allah'a ve Hazretleri. Kabrinde namaz kılan da Türkiye'de var. Kim? Deyin biri. Abdülkadir Geylan Hazretleri'nin teyzesinin oğlu. Hazreti Ömer Efendimiz'in torunu. Şeyh Musa Ezzuli Hazretleri. Şeyh Mus adını takarlar doğudakiler. Hep Şeyh Mus takarlar. Şeyh Mus'un aslı nedir? Şeyh Musa'dır. Bu Hazreti Ömer Efendimiz'in torunudur. Büyük kabri şerifi var. Büyük tasarrufları devam ediyor. Doğu halkının tümü Mardin, Diyarbakır o yerelerin tümü onun adını takarlar. Ee, ben de bir ziyaret Mardin'e gittiğimde nasip oldu. Ama tabii çok soğuktu, donduk ama bir de tamirat vardı. İşte tamirat bitmiyor diyorlar mübarek yerde bayağı bir kabri şerifler de var. Abdülkadir Geylani o gittiği zaman hacca giderken Bağdat'ta onu karşılamaya çıktı. Bağdat'a güneş doğdu diye yayan karşılamaya çıktı. Ondan sonra bir köy vardı ya orada 45 kişiyi taradı bir adam. Evlerde, ocaklarda çoluğu çocuğu. O, onun hemen altında oluyor. Orada 40 göze var. O köyde, orada, üst tepede 40 göze. Bu 40 göze Abdülkadir Geylani Hazretleri 40 veliyle geldiler. Asalarını orada bastırdıkları yerde toprakta göze çıktı. Hala da o kırk göze var. O kırk göze Abdülkadir Geylani onu ziyarete geldiğinde hasıl olmuş. Dolayısıyla velilerin çok büyüklerindendir. Şeyh Musa Hazretleri. Tabii ki kısaca Şeyh Mus diyorlar. Biraz da tabii ismini bozmuş oluyorlar. Yani Şeyh Musa'dır o. Şeyh Musa'dır. Velilerin velisidir. Onun da kitaplarda o eski tabii şimdi Abdülkadir Geylani demek hemen hemen dokuz seneye yakın bir tarihtir. O da aynı tarihte yaşamıştır. Orada söylüyor, yani yine dediğim kitaplar 600-700 senelik kitaplarda ben gördüm. Diyor ki, kabrine indirdiler, ondan sonra defnettiler, onlar kalkarken o namaza durdu. Namaza durunca, definle uğraşanlar da bayıldılar, düştüler. Bayıldılar, düştüler. Onun da kabrinde namaz kıldığını, rivatini kitaplarda gördüm. Rüyamda görmedim. Kitapların kaynaklarını verebilirim. Dolayısıyla, Allah dostlarına böyle nimetler ihsan etmiştir. Bu işler manevidir ama gözüyle gören de vardır. Gözüyle gören de olmuştur. Aşı Şeyh Hüseyin dediler Maraş'ta gittik bir camiye siz de bulsanız gidin. O camiyi yaptırmış. 400 senelik cami. Yaptırırken yani hiç nereden para geliyor belli değil. İşçileri çalıştırırmış. Minderin altından postun verilmiş. Verilmiş, verilmiş, verilmiş. Bir gün işçinin biri bir bakayım şunun altında ne var diye bir bakmış. Yılan gibi bir şey orada görmüş. Bir korkmuş, düşmüş. Ondan sonra mübarek terliğini, sarını bırakmış, kaybolmuş, gitmiş. Biliyoruz onlar minareden minareye uçarlar. Eski kitaplarda var bu, çok meşhur. Tayyi zaman, tayyi mekan bunlar. Hak, sabit, mütevatir genel manada. Şimdi bile orada şey söylüyor, hoca efendi. Yok kendisi oranın şey imamı değil. Ulu Cami imamı yani. Bizzat bana şimdi söyledi. Benim nenem gözüyle görmüş gece dedi burada. Abdest alıyor, namaz kılıyor, takmıyor Bak gözüyle görmüş diyor nenem diyor. Bize anlattı diyor. O mahalledekiler hepsi bir rivayet anlatıyor. Bir tanesi ayakta bevletmiş, tokatı yemiş ondan sonra. Efendim, he yamulmuş etmiş ondan sonra dua istemişler falan. Mübarek yok, kabri de yok. Adını Şık Camisi koymuşlar şimdi. Şeyh Hüseyin'miş. Şeyh işte bu işte ilk dönemler tek parti döneminde bütün bunların atlarını, şeyhlerin, alimlerin atlarını kaybetmek için gitmişler. Turan camisi yapmışlar. Her yere bir Turan, Muran bir şeyler koymuşlar. Şimdi tabi isimleri de kaybolma yüz tutmuş. Şimdi biraz restore olmuş falan güzel cami-i şerif. Biz de kirekat hacet namazı da kıldık. Dua ettik müşkilatımız için. Mübareğin de ruhuna da hediye ettik yani. Tasarruflar orada devam ediyor. Şimdi imam var. Yani şu anda vazife yapan imam. Ya diyor şurada diyor perde var diyor bak. Şu anda adam vazifede. Git camide anlatsın sana. <laughs> şurada diyor uyuyordum diyor bir gün. Bir geldi diyor ne uyuyorsun burada bir ne? Bir çekti beni götürdü şu duvarın oraya kadar diyor. Ben burada uyudum diyor. Arada da perde var diyor. Uyandım kendimi diyor orada buldum diyor. Ben oradan oraya gitmem diyor. Bayağı bir metre var arada uyurken nasıl gidecek? Perde de bozulmamış diyor. Perde de bozulmamış diyor. Ben de buradan kalktım diyor. Rüyamda geldi diyor. Ne kalktın? Ne <laughs> diyor. Tasarruf sahibi velilere vermiş Mevla. Yaratan ancak Allah Celle Celaluhu. Diri bir iş yapabilir de ölü yapamaz. Ya diri de bir iş yapamaz, ölü de bir iş yapamaz. Yapan Allah'tır anla bu hususu demiş. Yaratan Allah'tır Celle Celaluhu. Senin iş yapan neren? Elin ayağın, gözün kulağın. Peki elin ayağın gözün kulağın bedene mi ait ruha mı ait? İç yağından oluşmuş bir göz, kemikten ulaşmış bir kulak, elin ayağın iskelet, demir şey, ne, ne onun adı? Damardan, sinirden, etten, kemikten oluşmuş. E, ölünün de bunları var. Niye hiç görmüyor? Çünkü esas insan ruhtur. Ruh ayrılınca beden hiç görmüyor. Hal böyle olunca ruh ölüyor mu? Bedenden ayrılınca ölen bedendir. Ruh ölür değil. Ruh'u Mevla öldürmüyor. Ya azaptadır ya nimettedir. Mahşere çıkanıp yeniden bedeniyle çiftleşene kadar, iskeletiyle birleşene kadar. E ruh ölmüyorsa, bütün faaliyetleri yapan da ruhsa, insan uyurken göremiyorsa, ölürken öldüyse tutamıyorsa, nedendir? Ruh irtibatı kestiğindendir. E ruh diri ise Allah yolunda ölenlere ölü demeyin diriler ayette buyruluyorsa Kur'an ne? O zaman yadırganacak bir şey var mı? Yoktur. Biz böyle iman ettik. Sana melekler yaygı yapacak. Kalk bakalım der. Kâlefetûnî <laughs> zulmelâike. Melekler onu gelirler, kaldırırlar. Bak şimdi yine kendi kalkıyor demiyor. Ne buyuruyor i şerif? Melekler onu kaldırırlar. İnhazan <laughs> latifen çok latif bir şekilde, bir şekilde kaldırırlar. Tümme yufsa'lu fi kabri. Sonra kabri genişletilir. Sen görüyorsun iki metre. Ne kadar genişletilir? Mesirate erba'i mi'eti amin. Baktığın zaman böyle dört taraf. Dört yüz sene atlı gidecek kadar. Bir atlı koşsa, dört yüz sene gitse, senin mezarın oradan bitmiyor. 60 dünya kadar cennet demiyor muyuz? Kabir el kabru me'ravdatu miradul cinan Ya cennet bahçesidir ya cehennem çukurudur. Bu genişlik neye göredir? Ruha göredir. Manevidir ama seni ne yapar? Ferahlatır. Ama kabri açtığın zaman kamera koyarsan bunu göremezsin. Sizin mezarlığı da geçer, İstanbul'u da geçer. Rusya'yı da geçer, kutupları da geçer 400 senede gidersen. Ama bu kadar Allah genişlik ihsan eden. Sümme yudalu firaş. Sonra ona bir yatak konulur. Bir tane tümün harin aktar Yeşil ipekten astarı. Astarını tarif ediyor. Yeşil ipekten bir döşek. Haşvul mizkul ezhar. İçi halis misk dolu. Halis misk dünyada şu anda bulamıyorsun. 100 bin dolar versen bilmem ne, halis misk bulamıyorsun. Yani bir de cennetin miskleri, içi misk dolu. Ondan sonra ye, efendim yeşil ipekten astarı bir döşek ser. Dünyada öyle bir döşek hiçbir sarayda var mı? Hiçbir kralda var mı? Öyle bir döşek bir tane dünyada yok. Yapmaya da muktedir değiller. Merafik. Ondan sonra ona yastıklar konur. Mirfak. Mirfak şöyle elini kolunu koymaya lazım oluyor ya oturuyorsun böyle ellerin düşüyor. Böyle koyuyorsun falan rahat oluyorsun falan. Sıra ayağını uzatıyorsun, bazı kere kaldırıyorsun, indiriyorsun. Yastık. İnderi <laughs> cilehi, iki ayağına birer döşek. Yani ne diyorsun sonra? Minder. Ve rasi, bir de başına bir yastık. Mine sündüsü ince ipekten. Vel istebrakı kalın ipekten. Cennet sündüsleri, istebrakları. Hepsi Kur'an'da geçer bu tabirler. Cennette olacak. Ahiretten geliyor bunlar. Dünyada yok. Bunlar cennetten geliyor, ahiretten geliyor. Sana diyorum... Kur'an ne dedi? Sana tahsisat çıkarttım Allah'tan dedi. Celle Celaluhu. Demedi mi demedi? Ve yüz racülehu ona yakılır siracani min nurin. Nurdan iki kandil. İki tane kandil yakılır mezarda. Nuru ilahi. Min nuril cenneti. Işığı dünya kandili lambası değil. Cennetin nuruna bağlı. Işık nereden geliyor? Yoksa sen de zannetme ki kabrin yanında ne yaptık efendim? Tesisat kurduk, akü, aküye bağladık bilmem ne. Akü mü yeter orada adama? Aküyü bağlayan da ölecek, ona kim aküyü bağlayacak? Hepsi gitti. Adam vakıf yaptı, kabrimde şu okunsun, bu dokunsun. Adam bile 600-800 sene olmuş. Ne kabir kaldı, ne etrafı kaldı, ne bilmem ne kaldı. Sattılar adamlar, gittiler vakıf yerlerinde, nargile çekiyorlar şimdi. Öbürü de vakıf yapmış, mezarımda şu okunsun. Hadi git sen, Kimsenin vakfını koruyacak kardeşim. Millete vakıf kültürü mü kalmış? Onun için ışığı cennetten bağlarsak devam eder. Buradan vasiyet yaparsak bizim çocuklar bile terk eder. İki gün senin vasiyetini uygulasa üçüncü gün uygulamaz ya. Her gün benim ruhuma yemek yedirin. Seneyi devriyemde şu kadar fakir doyurun. Ana bir yapar iki yapar. Ondan sonra amma da masraf. Zaten ekonomik kriz var. Hadi baba Allah rahmet etsin bedavadan ya. Böyle şey olur mu der. Ne biçim vasiyet bu kardeşim? Ne bıraktın da ne konuşuyorsun falan. Ulan ne bıraktım? Herif fabrikatör. Dünya kadar mal bırakmış. İki sene sonra vasiyeti bozuyorlar. Adam Tahtakale'de hanaman bıraktı. Çocukları devir parasında pazarlık yapıyor. 2000 lira tuttu dedi. İskatı salat, iskati şey talebelerle konuşuyormuş. Diyormuş ki 2000 lira çok ya. Ulan adam 2 milyarlık şey bıraktı 2 trilyonluk. Bir fakir fukaraya bir e, sadaka vermediler. Onun için inşallah sönmeyen kandillere bağlanalım. Cennet nurundan iki kandil başının yanına vericleyhi iki ayağının yanına yüz ila kıyame. Kıyamet gününe kadar o kandiller parlayacaktır. Allah'ım kabrimizi nur eyle ya Rabbi. <laughs> Allah'ım bizim kabirlerimize bu cennet nurundan kandilleri ihsan eyle Amin. ya Rabbim. Allah'ım karanlıkta bırakma ya Rabbim. Amin. Amin. Burada eli sünneti bozmazsan, batıl inançlara düşmezsen, karanlık itikatlara bulaşmazsan kabrinde karanlık olmaz. Çok ben sevindim bu işe ya. Korkuyordum biraz korkum geçti ha. Sami söylüyorum ama işte nerede gece namazı, nerede teheccüd, nerede Kur'an, var mı malzeme kardeşim? Varsa malzeme, var Allah'ın nuru. Nuru mu bitecek aşağı? Senin amel nerede? Allah'ım kuvvet ver bize, ibadete. Kaldır bizi, kıldır bizi, okut bize, kıraat ettir bize. Ya Rabbi namaz, zikir nasip eyle bize. Ya Rabbi gafletten hüks eyle bizi. Ya Rabbel alem. Amin. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammed. Sümme melaike. Sonra melekler onu yatırtırlar. Ala şikri Sağ omuzu üzerine. Müstakbilel kıble kıbleye yönelik vaziyette. Zaten lahte indirenler bir düzenleme yapıyorlar ama çoğu kıbleye tam döndürmüyorlar. Sırt üstü yatırıyorlar. Eskiden bu işe dikkat biraz vardı, şimdi hepten dikkat azaldı. Ölülerinizi bu mezarcılara teslim etmeyin. Mutlaka kabre kendiniz inin. Orada lahit dendiği şey omuz beslenecek. Toprak omuzun arkasına konacak. Tamamen yüzü kıbleye gelecek şekilde. Böyle düz yatırırsan yüzü kıbleye gelmez. Onun için arkadan omuz kaldırılıp toprak kuvvetli toprakla beslenecek ki efendim ne olmasın şöyle düşmesin. Bu tarafta kıbleye müstakbil vaziyette duracak. Allah ondan sonra çevrilmekten, döndürülmekten muhafaza eylesin. Çünkü melekler gelir adamı tersine çevirir. O manen e, e, tehlike. O büyük imansız ölenlere nasip olur. Allah muhafaza. Sümme yüte bi yâseminem Ondan sonra cennet yaseminlerinden yasemin getirilir. Bu yasemini dünyada bir tadalım ya. Bir koklayalım yani. Bu yasemin çiçeği neymiş acaba? Tabi cennettekilerin dünyada neleri var? İsimleri var bir tek. Hakikat Yasemin nerede? Miskin dünyada nesi var? İsmi var. Her şeyin ismi var. Hakikatı nerede? Daha biz elma mı yemişik, hıyar mı yemişik? Bir şey yemiş değiliz biz. Hepsinin hakikati nerede? Cennette. Oradakiler ham halat bir şeyler ama bu bile ne kadar lezzetli oluyor. Hormonlu hormonsuz değişiyor. Seramalı ile efendim mevsim mahsulü değişiyor değil mi? Ne kadar lezzetli bir şey var. Bu kadar bir yüzlerce çeşit elma yemiş. Şimdi ama şeyde Antep'te bir elma bir şey var bende çok dokunuyor biraz bana ama sof mu dediler, suf mu dediler. Suf diye bir yer varmış. Kar suyuyla yetişiyormuş. Nasıl bir tat dedim Allah Allah. Biz dedim saman yiyormuşuk dedim. Bir de oranın domatesi var dediler. Şimdi de piyasada çok millet ararsa talep patlaması olur ama herkes de yokmuş zaten? Kar suyuyla yetişiyormuş hep oranın malzemesi. Allah Allah. Dünyada bile 40 çeşit elmanın tadı başkanı. Lezzet farkı var ya. E bir de sen cenneti buna kıyas edebilir misin? On sonra bakın şu. Aa, bu bizim karpuz değil mi? Ne alakası var? Cennette karpuzu gören öyle diyecek. Ve utubi müteşabiyat. Cennette hep dünyadakine benzer meyveler geldi. Gelince, aa bizim kıyar, bizim kavun. Melek de diyecek ki, kül, ye bakalım sizin kimiymiş. vahidun <laughs> وَاحِدُنْ ta'mu muhtelifun. Rengi şekli bir görünüyor, tadına bak anlarsın diyor melek cennette. Bir tadıyorsun ki dünyada ben hiç böyle bir şey yememişim. Her iş böyle. Dünyadaki ne kadar başka zevk çeşitleri var ya, uh, ben şu kadar zevkler tattım, zevkim doruğa çıktı bilmem ne. Sıfırın altındasın. Cennette gördüğün zaman ulan biz dünyada ne tatmışık be diyeceksin. Bu cennete bizim girmemiz lazım. İnşallah, inşallah. i̇nşallah. tabii ki. Başka ne diyebiliriz? Ama yakışan amellere çalışacağız. İnşallah. Ve yus adu anhu cennet yasemini getirilir. Ondan sonra melekler döşeyen, taşıyan, işte yatıran, kaldıran, nurları, kandilleri yakan, yastıkları döşeyen battaniyesinin altını melekler çıkarlar, giderler. Ve hep vel Kur'an. Yine Kur'an'la baş başa kalır. Kur'an gitmiyor. Arkadaş ne olursa olsun rahatlık, yanında bir arkadaş lazım. Ya. Arkadaşsız, teklik Allah'a mahsus. Bizim en iyisimiz Kur'an olacak inşallah. Evet. Feyakudul Kur'anul Yasemin. Kur'an Yasemin'i alır. O çiçeği. Feyadavu ala enfi. Burnuna koyar. Gavvan. <laughs> Taptaze. Cennet Yasemin'i. Dünyada öyle bir şey yok. Feyesten şikuhu. Hatta yub'ase. Dirilene kadar mahşere çıkarana, çıkana kadar o Yasemin'in tazeliği de bitmez, kokusu da tükenmez, o devamlı burnuna o cennet kokularını çeker. Kabirde kötü koku, ceset çürüyor, böcekler, yılanlar, akrepler dolaşan bir yer yani. Ama adamına göre fark var. Biz buna talip olalım. diyor <laughs> Kur'an-ı İlahi. Kur'an onun ailesine döner. Feyuk buru haberin kulli yemen ve Her gün ve gece onun haberini Onların haberini ona verir. Her gün ve gece. Sen yatıyorsun, der ki oğlun şöyle yaptı, kızın böyle yaptı. Namaz kıldılar, zikrettiler, Kur'an okudular, ibadet ettiler. O da sevinir. İnşallah iyi haberler gelir bize de arkamızdan inşallah. Hanımdan, çocuktan, evden, barktan, ocaktan, torundan, zürriyetlerimizden ne haberler gelecek acaba? Ama Kur'an ona her gece ve gün haberlerini getirir ve تعادوا كما تعاد şefik, الشفيق bil haber, şefkatli bir baba çocuğunu nasıl arayıp sorarsa nasıl gözetlerse gözetirse nasıl ondan haber ararsa sorarsa Kur'an'da bütün ailesindeki durumu bir baba gibi gelir onların ailenin babasına meyite haberlerini verir Allah Allah Fe enta'lami hadu min veladi'l-Kur'an sen öldün, küçük çocuk bıraktın, yetim bıraktın veyahut büyük bıraktın. Ama Kur'an bilmiyor veyahut Kur'an yeni okuyacak. Çocuklarından biri Kur'an öğrenirse hemen gelir babasına mezarda müjde verir. Oğlun Kur'an öğrendi der. Oğlunu, kızını, torununu medreseye gönder, Kur'an okumaya gönderenin vay müjdesine görüyor musun? Kabirde ne kadar sevinecek? Gel sen de sen ki senin oğlun kep fırlattı, bilmem ne üniversitesini bitirdi desen kabirdeki meyite taalluk eder mi? Bir de kızsa, bir de başı açıksa, bir de kız erkek karma karışıksa, bilmem ne. Kabirdeki ne yapsın? Hadi gitsin işine ya der. Ne lazım der bana bunu veriyorsunuz haber der değil mi şimdi? Ama birinin Kur'an öğrenme haberi meyite kabirde gelirse sevinmez mi? Kur'an sevindirir. Diploma kimin mezarda memnun edebilir yahu? Ondan sonra ve inkâne akıbu akıbes su'i Peki, mesele ne? Mesele şu Zürriyeti kötüyse Oğlu kızı torunu kötü yoldaysa Kur'an yine ne yapar? Madem o babaları Kur'an ehliydi ya Dealehum bis salah vel ikbal Kur'an'da o adamın Kur'an'a hizmeti hatırı için Ya Rabbi çocuklarını ıslah eyle. Ya Rabbi çocuklarını hayra ikbal ettir. Ya Rabbi düzgün yaşat. Doğruya döndür diye. O Kur'an'la amel etmenin gece namazlarının hayrı öldükten sonra da bitmez. O Kur'an kötü zürriyetinin bile ıslahı için duacı olur. Kur'an kadar vefalı bir arkadaş var mı? Hadisin ikinci bölümü neydi işte arada üç dört bölüm geç. Ne diyordu onda? Beni samimi bir dost bulacaksın. Beni vefalı bir arkadaş bulacaksın. Kimin bu kadar vefası olur? Kim kimin çocuğunu çoluğunu arar sonra? Kendi çocuğunu adam aramayı sormuyor. Adam anasını babasını sormuyor. Kur'an bizi bırakmayacak inşallah. Biz onu bırakmadığımız için çoluk çocuğumuzu da mahşere kadar Allah'ın kitabına emanet ediyoruz. Kur'an onları da gözleyecek, kollayacak, hayır dua edecek onlara. Yeter ki biz bu yolda yaşayalım, bu yolda ölelim. Evet. Şimdi bu hadis-i şerifi delil olarak Müsned-i Bezzar'da buyuruyor ki burada Kur'an gelir denince diyor, siz şunu anlamayın diyor. Kur'an Allah'ın kelamı olarak kelam sıfatı gelir anlamayın. Ve innema yeciyü sevabul Kur'an Burada diyor Kur'an okuduğun Kur'an'ın sevabı gelir diye anlayın diyor. Sevabı gelir ne demek? Şekle bürünüyor. Nurani çünkü bütün ayetlerde bile bunun şeyi var. Mesela e, Kur'an'dan yüz çeviren için ne diyor? Men aradan fe innehu kıyameti Kur'an'dan yüz çeviren kıyamet günü ağır yük taşıyacak diyor. İşte o Kur'an'dan yüz çevirme günahı da sırtına vurulacak. Yük olarak vurulacak. Boynu beli çökecek. Taşımayacak o yükü. Yük şeklinde geliyor. Nasıl ki kurban geliyor senin yükünü taşıyor, seni bindiriyor, sırattan geçiriyor sevabı geliyor. Kur'an gelirin manası sevabı gelir. Ve delil ala dalik bunun delili nedir diyor. İmam-ı Bezzar şimdi izah getiriyor. Enne yuru an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte Bukhari'de de var. O hadisten bunun da manasını anlayın diyor. Öbür hadiste ne diyor? Diyor inne lukme tevil kisrate teci ve kıyameti mislu uhud. Sadaka verdiğim bir lokma kırık bir yani ekmek parçası bile kıyamet günü sevabı gelecek Uhud dağı kadar o adama verdiğin ekmeğin lokması mı gelecek? Ne gelecek? Sevabı gelecek. Ve ne maciyu sevabı ha? Kırık lokma yendi, işildi gitti. Sevabı surete bürünüp gelecek. Fe kullu şey min zalik nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Min ma fil ahire <laughs> fe ves Hadis-i şeriflerde ne kadar görürseniz, işitirseniz ki ahirete salih amellerden şu gelecek, bu gelecek, Kur'an gelecek, sadaka gelecek, zikir gelecek. Bütün bu hadislerin manası Bunların sevabı güzel surete bürünüp sevabı gelecek. Anladınız? Güzel izah etti mi mübarek Bezzar Hazretleri? Sonunda bir not koydu. Bunun sevabı şekle bürünüp nurani olarak gelecek. Müsned-i Bezzar, hadis rakamı 2655, 7. cilt 97. sayfede bu hadis-i şerif mevcuttur ve mezkurdur. İsteyen Arapçasına da bakabilir, ehli ise anlayabiliyorsa. Hiç böyle bir hadis duymuş muydunuz? He? Daha ne duydunuz ki ya? Daha neler var benim okuduğum da gevezelikten sadede gelemiyorum. Gevezelikten sadede gelemiyorum. Şu reddiye işleri, şu itikat bozukluğu, şu bidat ehlini fırkasına beddua edin. Sizi ne ilimlerden mahrum ediyorlar. Allah onlara lanet eylesin. Amin. Eğer şu belalar, bidat ehline reddiyeler olmasa ben size onlarca kitap bitirecektim. Öyle ilimler duymuyorsunuz ki belki de birçok şey duymadan öleceksiniz. Benim o sabahlara kadar okuduğum kitaplarda gördüğüm ilimler aklım duruyor yani. Çok ilimden mahrum oluyorsunuz, çoğunu daha duymamışsınız. Allah bunlara lanet eylesin. Allah bunların şerrini iptal eylesin. Allah bunların ifsadını men eylesin. Allah bunların imkanlarını, iktidarlarını mahveylesin eylesin. İktidar demek güç, kuvvet demek. Adam orada dekan olduğu zaman dekan olduğu zaman ilahiyatta doçent olduğu zaman profesör olduğu zaman eline bir imkan geçiyor. Bu iktidarını, kudretini, imkanını nereye kullanıyor? Batıla hizmete, çoluk çocuğun itikatını bozmaya kullanıyor. Onu düşünüyorum. Allah bunların imkanlarını, iktidar ne demek? Kudretlerini, güçlerini, kendilerine verilen imkanları, bürokratik imkanları iptal eylesin. Amin. Bunları bu vazifelerden azle eylesin. Amin. Yerlerine, eli sünnete hizmet edecek vatana, millete hayırlı insanlar nasip eylesin. Amin. Allah hükümetimize de bu hususta ferasetler, şuurlar, basiretler ihsan eylesin. Amin hayırlı müsteşarlar nasip eylesin. Amin. Bu adamların foyalarını meydana çıkaracak insanları onlara yakın eylesin. Amin. Ve bunları vazifelerden alıp ehline liyakatli kimselere teslim etmelerini nasip eylesin. Amin, 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 amin. Bi hurmet, daha ve Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin. Ve ala